Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 23 Aralık Perşembe günündeyiz ve her gün olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız, iyi Teşekkür yaparsınız. ederim. Siz? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz değerli izleyenler. Sportoto Süper Lig'de malumunuz hafta için mesaisi devam ediyor. Dün akşam oynanan Dün oynanan, dün akşam oynanan karşılaşmalarla başlayacağız bugün programımıza. İlk olarak fotomaç gazetesi geliyor ekranlarınıza. Başlığımız ise Büyük Hüsran. Fenerbahçe 53 dakika 9 kişi oynayan kara gümrüğü de yenemedi. Zirvenin 16 puan gerisine düştü. Pereira gitti, üçlü savunma dörtlüye döndü. Pelkas, Sosa ve Valencia gibi yıldızlar 11'e girdi. Ancak hiçbir şey değişmedi. Fenerbahçe 37. dakikada 9 kişi kalan Karagümrük takımını yıkamadı. Volkan Demirel'in takımı Karagümrük 31'de Peşiç ile öne geçti. 37'de Fenerbahçe hem penaltı kazandı hem de rakipten Burak ile Caner yani maçı seyretmeyenler için söyleyelim. iki oyuncu aynı dakika içerisinde atıldı. Mesut Penaltıdan skoru eşitledi. Serdar Dursun'un 64'te attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Herkes fark beklerken Sarı Lacivertiler 13 kurtarış yapan Karagümrüğün kalecisi Viviano'yu aşamadı. Saç baş yolduran Kanarya 18. hafta sonunda zirvenin tam 16 puan gerisine düştü ve milyonlarca taraftarını üzüntüden kahretti demiş gazete. Sol üstte de Biliç adım adım fenere demiş gazete. Ve Pereira sonrası hoca arayışlarını sürdüren Kanarya'da İbre Hırvat çalıştırıcıya döndü. Slaven Bilic de sıcak bakıyor diyor. Türkiye gazetesi. Büyük fiyasko. Fenerbahçe 9 kişi kalan kara gümrükle yenişemedi. Trabzon'da puan farkı 16'ya çıktı. Fenerbahçe yarışa havlu atıyor. Daha önce de puan vermişti. Fenerbahçe'de Fenerbahçe rakibinin eksik kaldığı maçlarda e, aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. 14 Mart 2020'de lig maçında Skubic ve Ömer Ali'nin atılmasıyla 9 kişi kalan Konya'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe 21 Eylül 2020'de yine 9 kişi kalan Hatay'la golsüz berabere kalmıştı diye hatırlatmış. Fanatik gazetesi Fenerbahçe böyle oynar başlığını atmış. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Karagümrük maçının 11'inin belirlenmesinde söz sahibi oldu. Pereira'nın ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak antrenör Zeki Murat Göle getirildi. Başkan Ali Koç'un Karagümrük maçının kadrosu belirlenirken pasa dayalı bir oyun oynanması yönünde düşüncelerini belirttiği ilk 11 ile ilgili olarak da Fenerbahçe böyle oynar dediği öğrenildi. Öğrenildi demiş yine dolaylı yoldan özel değil çok özel ibaresiyle veriliyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş beraberliği sonrası Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Yeni bir teknik direktör gelene kadar takıma geçici olarak antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet edildi. Kaptan Mesut Özil önceki günkü antrenmanda Göle'ye her konuda yardımcı olmaya çalışmıştı. Dün Karagümrük maçının 11'i belirlenirken 42 yaşındaki antrenöre bir destekte de Başkan Ali Koç'tan geldi diye yazıyor Fanatik Gazetesi. Başkan Ali Koç'un Pereira'nın kulübeye mahkum ettiği Dimitris Pelkas'ın 11'de başlamasını özellikle istediği kaydedildi. Ali Koç'un ayrıca topa sahip olup pas oyununu sahaya yansıtabilecek isimlere görev verilmesi şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. Ali Koç'un belirlenen ilk 11'i gördükten sonra da Fenerbahçe işte böyle oynar yorumu yaptığı belirtildi. Ancak sonuç yine hüsran oldu diye yazmış Fanatik Gazetesi. Ee, altta utanç verici başlığını görüyoruz. Sarı lacivertli futbolculardan sert öz eleştiri. 37. dakikadan itibaren 9 kişi oynayan Karagümrük karşısında galibiyete ulaşamayan Fenerbahçe'de futbolcular kendilerini eleştirdi. Maçın ardından konuşan Sosa, Pelkas ve Novak bu sonuç bizim için utanç verici ifadelerini kullandı. Ee, Serdar'ın golü yine, Serdar Dursun'un golü sayılmadı. Onu da birazdan pozisyonlar içerisinde değerlendireceğiz değerli izleyenler. Türkiye'nin en büyük takımına karşı 9 kişi nasıl oynanır herkese gösterdik. Kara teknik sorumlusu Volkan Demirel 9 kişi oynayıp 1 puan aldıkları Fenerbahçe maçının ardından bir takım nasıl olunur, 9 kişiyle nasıl savunma yapılır Türkiye'nin en büyük takımına karşı bunları gösterdiğimizi düşünüyorum dedi. Volkan maç boyunca saha kenarından oyuncularına taktik verdi diye yazmış gazete. 40 yaşındaki teknik adam istemediğimiz bir pozisyonda kırmızı kart verildi. Sonrasında Caner'in atılmasını anlayamıyorum. Caner bana bir şey söylemediğini dile getirdi. Devre arasında hakeme nedir diye sorduğumda, ne oldu diye sorduğumda da bana bir şey söylemedi. Üzüldüm. Hakemler hakkında demeç vermeyeceğim. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Analizler, çalışmalar var ama içeriden hissetmeye öncelik tanıyan biriyim ifadelerini kullandı. Volkan Demirel 6 günde sadece 10 saat uyuduğunu ancak bunun yorgunluktan ya da kafasına bir şey takıldığından değil, çok istediği bir işi yaptığı için olduğunu ifade etti diyor gazete Volkan Demirel'in sözlerini bu şekilde aktarmış ve Foto Maç gazetesi İtalyan duvarı Karagümrük kalecisi Viviano 13 kurtarışla 1 puanı kazandırdı. Tecrübeli eldiven uzun yıllar unutulmayacak bir performans sergiledi. 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük'te Viviano 8 kollu ahtapot gibiydi demiş. Viviano kariyerinin maçını oynadı. E, Fenerbahçe maçını 13 kurtarışla tamamladı. Bu sezon bir süperlik maçında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu Viviano. Ve 13 kurtarışla da rekor kırdı demiş. Yine Volkan Demirel'in 9 kişiyle ancak bu kadar oynanır, böyle oynanır. Sözlerini Foto Maç Gazetesi de bu sayfasında okuyucusuna aktarmış. Şimdi Uğur Bey maç başladı. Dengede gittiğini söyleyebiliriz maçın. Kırmızı karta kadar. Çok da dengeli değil. Yani kısmen. Fenerbahçe üstünde. Ee, 30. dakikada golü buldu. Karagümrük takımı peş için ayağından. Ondan sonra 37. dakikada muhtemelen, yani neredeyse gol olacak bir pozisyonu elle çıkardığı için kırmızı kart gördü. Ee, Burak, stoper. Ondan sonra Caner itirazdan. Dün akşam çok konuşuldu. Dün maçtan sonra çok konuşuldu. Ee, Volkan Hoca'nın sözleri var. Hani bir şey demedim demiş. Ee, diğer yandan... Hani bakıyorsunuz bir şey demeden hakem niye hani dinliyor 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 sonra bir anda böyle sinirlenip çıkarıyor acaba bir şey yanlış mı anlaşıldı ya da bir şey söyledi de Caner mi acaba onu şey düşünmedi ağır bir ifade olduğunu Caner düşünmedi. 15 yıldır bir şey söylemeden kırmızı kart görüyor zaten kırmızı kart yani ödüme. onu ona sorarsan hiçbir zaman hiçbir şey söylemiyor aynı dakika içinde ama dünya kadar kırmızı kart öyle, gördü öyle aynı dakika içinde bir anda iki kişi eksik kaldı ondan sonra maç tamamen değişti zaten evet şu ilk yarı seslerini rica etmiştim ya. O mümkün mü? Onu bir ara Hazırsan. ben konuşurken. Şimdi tabii ki Buyurun. 40. dakikada bir takımın 9 kişi kaldı bir maçın teknik taktik analizini yapmak çok kolay değil. Ama ilk yarı sesleriyle <laughs> ikinci yarı seslerini ayırırsak belki bize bir şey anlatabilir. Çünkü ilk yarı önemli bir kısmı 11'e 11 oynandı. Doğru. 40'tan sonra 11'e 9 oynandı. Doğru. 5 dakika artı <laughs> uzatmalar bilmiyorum ne kadar uzatma. 7-8 dakika. İlk yarı 4 dakika uzadı. 11'e 9 oynanan. Dolayısıyla ilk yarı istatistikleri bize bir şey söylemez mi? Büyük bölümü 11-11 e e oynanmış. Ki. Şimdi ilk yarı istatistiklerine Fenerbahçe %66 toplu oynamış. Şutlarda 9'a 2 üstünmüş. 302 isabetli pasla sezonun en yüksek ilk yarı, ee, ilk yarı isabetli pas sayısına ulaşmış. Rakip ceza sahasında 15'e 3 topla buluşmalar. Gol beklentisi de 1.89 gol beklentisi yapmış tek devrede. Bu istatistikler bence fena değil. İlk yarı istatistikleri. İnsanlar ikinci yarıdaki o 11'e 9 ceza alan içinde oynanan ve sonuç alınamayan kaosla ikinci yarıyla ilk yarıyı bence ayırmaları lazım. Doğru analizi yapmaları için. O yüzden bugünkü evet kabus, evet hüsran, evet fiyasko o başlıkları anlamakla birlikte meselenin bundan ibaret olmadığı itirazını yapmak zorundayım. Yani Yine maalesef değirmenlere karşı başka bir şey söylemek zorundayım. Buyurun. Fenerbahçe geçen sezon Mayıs ayında Erzurum ve Ankara gücünü yendiğinde en iyi süreciydi. Emre Bölezoğlu'yla yakaladığı o maçlık sürecin en iyi noktası oyun olarak en iyi yere geldiği nokta Erzurum ve Ankara gücü maçlarıydı. O maçlara baktım. O maçların on birini birebir bu oyuncularla çıkmış Emre Hoca. Orta sahada Mert Sosa ön tarafında İrfan Mesut Pelkas en uçta Valencia İleri altılı birebir aynı. Savunma tabii ki aynı değil. Çünkü Salah yoktu, Kim yoktu, Gökhan vardı, Caner vardı, Ozan Tufan vardı, Sabek o ayrı. Ama ileri altılı Mert Sosa, önde İrfan Mesut Pelkas, en uçta Valencia. İleri altılı birebir aynı. Zeki Murat Göle muhtemelen zaten geçen sezonda bu takımın teknik kadrosunda olduğu için Mayıs'taki bu oyunu hatırlıyordu. Ve Fenerbahçe'nin Mayıs'taki oyunu tekrar edebileceğini düşünüyordu. O yüzden böyle bir ameliyat çıktı. Bu oyuncularla bu düzenle bu dizilişle çıktı. İlk yarıda Fenerbahçe evet skor 1-1. Tabelaya belki çok büyük fark yansıtamadı ama oyun olarak sezonun genelinden daha farklı bir oynadı Daha fazla ön alanda, daha fazla pas trafiği yapan, daha fazla seri paslaşan, 10-15 paslı hücumları daha fazla gerçekleştiren, daha fazla örerek deneyen, sonunda bazen beceremeyen, bazen hata yapan, bazen top kaptıran ama deneyen. Dolayısıyla Çıkan ilk 11'in oynama niyetinin Ben doğru olduğunu düşünüyorum Niyet doğru diyorum Çıkan 11 dün sonuç alamamış olabilir Ama Fenerbahçe'nin Elindeki malzemeyle Üretmesi gereken Denemesi gereken diyelim Denemesi gereken şey bu Denenenle ilgili benim e, Teşhisim doğru olduğu yönünde Denenen şey bu Fenerbahçe bunu denemeye devam etmeli Zeki Murat Göle sonra başka bir kalıcı tek direktörü bu takımı devredecek. Kalıcı tek direktörü devrederken bence kalıcı tek direktörün bu maçlardan bir şeyler elde etmesi, bu maçlardaki bilgileri cebine koyarak devam etmesi lazım diye düşünüyorum. O yüzden bu maça başlayan 11, başlayan anlayış Fenerbahçe'nin elindeki malzemeye bence uygun anlayış. Ha neden Fenerbahçe yapamadı? Ben bu program öncesi isteyecektim unuttum. Ama golü verebiliriz. Fenerbahçe'nin yediği golü. Fenerbahçe Karagümrük'ün zaten ilk yarıda iki şutu var. Bir tanesi Ahmet Musa'nın 28. saniyede göbekten cılız şutu hatırlayacaktır spor severler. Bir de gol olan şut. Başka şutu yok. Rakip ceza alanında zaten sadece 3 temas var. ya. Yani her şey bundan ibaret. Şimdi burada durduralım. Başka oyuncu yok zaten. Ahmet Musa pes atacak topu. Başka bir ihtimal yok. Mesela kamuoyu diyor ki Kim mince hata yaptı burada. Hayır Kim mince hata yapmadı kardeşim. Kim mince sezon başından beri savunmanın duracağı yeri belirleyen savunmanın merkezi. Dikkat edersen Salah'ın da yerine bakarsan Salah'ı da bekliyor. Çünkü offside tek oyuncu offside düştükler pes içi. At bakalım kim offside'ı bozuyor? Sangari. Nazım bozuyor ve Nazım'ın hiçbir hiç kimseyi hiç kimseye yakın değil. Hiç kimseyi marke etmediği gibi tek yaptığı şey kimle Salah'ı hattayken onların hattını bozmak. Evet. Bu pozisyonda kim Mice hata yapıyor diye değerlendirmek futbolu bilmemek. Bu pozisyonda kim Minje ile zaten göz göze. Bak şimdi izle. Kim Minje birbirlerini görüyorlar. Kim Salah'ın pozisyonunu görüyor. Salah'ın nizasında attı. kalıyor. Kim ile Salah'ın. Offside düşme seçip Pesic'i bıraktı. Pesic de aslında offside oldu sanıyor. Pesic'i şaşırmıştır evet. offside olmanı. Çünkü öbür tarafta o da maçı, ha, maçı, bizim gibi seyreden birisi var O da Nazım Sangare. <laughs> Merakla seyrediyor ne olacak diye. Yani ya arkadaki oyuncuya gidersin. Arkada soldan gelen Doğru. bir oyuncu var. Karamoh. Ya da pas opsiyonunu kapatmak için. Öndeki oyuncuya gidersin Pesic'e yaklaşırsın. Pes koşu yapacağını düşürsün. Ki bunlardan daha doğru olan şey zaten savunma çizgisini kaybetmemek. Ya kimle salayı orada başka birisi baksın kimle salayı hatta doğru. kimle salayı hatta olduğuna göre kim doğru burada? Nazım'ın yeri mi durda? Doğru. Kim Mincel'e salayın yeri mi doğru? Ben ama yediği golle tamamen bir bireysel hata. Ki Nazım 23. dakikada Karamoğlu çok basit bir şekilde kaçırdı. Aslında Fenerbahçe'nin verdiği pozisyonlarda da çok net bir şekilde bireysel Nazım Sangare hataları var. Onun dışında Fenerbahçe'nin 37 dakika, 40 dakika, 45 dakika Karagümrük'e karşı oynadığı oyun zaten model oyun. Oynaması gereken o. Skoru bulursun, bulamazsın. Mesele o değil. Hep söylüyorum Vito Pereira 3 3 yapmıştı. Adana Demir, Antalya ve Altay'ı yenmişti. Gol yememişti daha. Fenerbahçe gol yememişti. O gün demiştim ki Pereira'nın oynadığı oyun sezona yayılabilir bir oyun değil. Bu oyunla belli bir noktaya gidemeyecek. O gün Pereira uçuyordu kaçıyordu Türk Spor medyasına göre. Muhteşem bir devrim yapmıştı. O günkü Türk Spor medyası başlıkları o gün yine ben linç ediliyordum. Bugün diyorum ki Fenerbahçe'nin büyük Oynaması... bir hüsran, büyük bir fiyasko yok ortada. Oynaması gereken oyun daha da büyük resme bakıyorsunuz. Doğal olarak da haklısınız. Ancak eleştirilerin büyük kısmı ikinci yarıda. Serdar oyuna kaçta girdi 63 mü? Daha, 63 daha mü? erken girmek doğru. 63. İkinci yarının başında başlanabilirdi. Bu kadar dakikalar geçtikçe. Kara Karagümrük'ün savunma direnci arttı. Kendilerine olan inançları arttı. Fenerbahçe topu hiç hızlandıramadı. Kaç tane orta yaptı? 40 tane orta yaptı Fenerbahçe. Ee, savunmanın dengesini hiç bozamadı. Sadece son dakikalarda bir saniye şöyle. Bu sezon etmelim. hiç böyle maç oynadı mı Fenerbahçe? 71-88 ve 90 artı 4. Peki bir şey soruyorum. Yine bu bir sezon, bir sezon Fenerbahçe hiç böyle bir maç bu. oynadı mı? Sete yerleşmiş 9 kişi. 9 kişi çıkarsa tek ceza içinde çözüm bulmaya çalışıyor. Bulamıyorlar. Bunu ben de evet. kesinlikle onaylıyorum bu eleştirileri. Serdar Dursun da erken girmeliydi, girmeliydi. Mesela İrfan Mesut yer değiştirebilirdi. İrfan Kanat Mesut merkezdi. O bölümde mesela İrfan merkezi alınabilirdi. Yapmadı. Maç içi sağ içi rötuşlar yapılabilirdi. Fenerbahçe kenar ortası rekoru kırmak yerine mesela merkezden şut. Ya orta mesafeden merkezden şut denesen toplar seker. Seken toplarda ribaantu şansın olur. Serdar'la Valencia'da ceza alanında kalabalık yaratırlar. Denemedi. Çok az evet. denedi merkezden şut. Bunları kabul ediyorum. Ama Fenerbahçe zaten böyle bir oyun oynayacağını tahmin etmiyor ki. Peki, acaba şöyle bir şey dikkatinizi çekti mi? Fenerbahçe yine hücum ediyor. Fenerbahçe zaten o oyun büyük oranda, dün hangi gazeteden okumuştuk? Başakşehir maçı içinde galiba. E, oyun büyük oranda Fenerbahçe ile kaleci Viviano arasında geçti. Espri evet. tabii ki bu şaka olarak. Öyle sordum. oldu. E, ancak Fenerbahçe hücum ederken geride hala 3-4 adam bırakıyordu. Dikkat ettiniz mi? Orta Ahmet Musa tehdidine karşı. Hala 3-4 tane adam bırakıyordu geride. Yani şey sonrası Perre sonrası endişe oyunu dün akşamki 11'e ve de dün akşamki e, oyun anlayışına rağmen arkada hala çok Ahmet Musa tehdidine karşı arkada hala çok fazla adam. Yani ileride kaç kişiyle hücum etti büyük, olarak, büyük oranda Belli Fenerbahçe. Belirli noktaya kadar Pesic de sağdaydı. pes de sonuçta yani iyi yine bir oyuncusu haddinden fazla haddinden fazla değil, gereğinden fazla oyuncu bıraktı <laughs> Fenerbahçe. O endişe hala devam etti diye düşünüyorum. Hocam sezonda kaç kere 11'e 9 oynarsın? Ya elbet. Ya bir kere ya sıfır. Bir de direktör değişikliği olmuş. 11 değişikliği olmuş. Anlayış değişikliği olmuş. İlk maçında ikinci Bocalama normal. Bo durum. Bocalama normal olacakken bir de 11'e 9 gibi garip bir problem çözmeye çalışıyorsun. Yani bu problemi çözebilmek için biraz birlikte oynama alışkanlığı, biraz zeka, biraz grup disiplini sokman lazım devreye. Onları sokamadılar. Bunların farkındayım. Ama sadece şimdi ya Serdar Dursun iptal eden golü var. %50 -50 o gol verilmiş olsa bugün Türk spor medyası hüsran, felaket, fiyasko manşetlerimi atacaktı. Atmayacaktı. Atmayacaklardı. Veya son dakikada 90 artılarda sol çaprazda Valencia'nın kafası vardı. Viviano'nun çiziden çıkarttı. Yani gole en çok yaklaştığı anlardan biriydi. Bir tane Mesut Özil'in sağdan yerden vurduğu böyle düşündü, düşündü, düşündü. Yine onu çerçevenin uygun yerine vuramadı. Pozisyon Rice, vardı. Altı pastan dışarı attı yine. Gayet net pozisyonlar vardı. Bir tanesi onların olsa Bugün hüsran, fiyasko, felaket manşetlerimi atacaklar da hayır. Olmayacaktı Yani tabii. tamamen netice üzerine yapılan yorumlar ve uzun vadeli projeksiyon yok içinde. Zaten Zeki Murat göre devam etmeyecek ki Fenerbahçe'ye direkt olarak. Ben sadece dönüşüm döneminde yapılan dönüşümün Fenerbahçe'nin genetiğine de Fenerbahçe'nin şu anki kadro mühendisliğine daha uygun olduğunu söylüyorum. Ve başlayan 11 doğru. Çok net ifade Oynanmak, ettiğiniz zaten. Oynanmak, doğru. Oynaması gereken, beklenen bu. Sadece belki şunu ekleyebilirim. Bugün size hep antitez geliştiriyorum ama geçen sene yok, e, teknik direktörü de değiştikten sonra Emre Belözoğlu geldikten sonra bunu bir haftada yaptı. Evet ama Emre Belözoğlu'nun ilk maçı Antalya kötüydü hatırla. İşte bunu bir haftada yaptı diyorum ben ya. Şey, e, süperlik programında Ama tabii 9 kişi kalması, e, Karagümr'ün doğal olarak şeyi park etmesi e, yapacak bir şey yok çünkü. Yani denediler bu arada pas yaparak çıkmayı da denediler. Kontrolata da denediler her şeye rağmen iki kişi eksik olmasına rağmen. Ama tabii ki bir yere kadar oluyor. Öncelikli olarak güvenliği, savunma güvenliğini ele aldılar. Lucas Bilya hayatımda hiç görmediğim kadar çok e, ceza sahasında top çıkarmış olabilir dünkü karşılaşmada. Çok iyi savundu Karagümrük. Çok iyi savundu. Balkoveç ve e, sakin kaldılar. sen oynandılar. değişiklikleri stoperi tamamladı, beki tamamladı. 4-3-1'e döndü. Orta sahada Adnan e, Bilya Musa üçlü önde Pesic yedili blok PES için koşulları yapabileceklerini yaptılar. Bunları takdir ediyorum. Ayrıca mesela Volkan Demir'in açıklamalarını da gördüm. Mesela Volkan Demir'in açıklamaları da bugün Türk Spor Medyası'nın mesela çok hoşuna gitmiş. Diyor ki bilmiyorum video olarak verecek miyiz? Akışta yok. Gazeteden diyor okudum. ki Göztepe maçında diyor hiç video, iz video izletmedim. Fenerbahçe maçında hiç video izletmedim takım diyor. Ben diyor teknik direktörlük anlayışını değiştireceğim diyor. Önemli olan diyor duygu transferi diyor. Birbirini anlamak diyor. Eski tip tek direktörlük yapmayacağım diyor. Artık diyor yeni nesil, benim jenerasyonum tek direktörünün hepsinin başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Volkan'ı seviyorum. Hem insan olarak hem de tek direktör olarak inanıyorum. Ama iki maç oynadın Sayın Demirel. Biraz sakin. Göztebi'yi bu... izletmedin, Fenerbahçe izletmedim. Doğrusu bu demek. Şu anda e, dü dünya düzdür demek gibi bir şey. Onu ben şöyle düşündüm. Dinlediğim zaman. Geldi çok kısa süre içerisinde yapılabilecek zaten çok fazla bir şey yok. Çok kısa süre içerisinde iki maça çıktı. Ee, bu kısa süre içerisinde yaptığından bahsettiği diye düşündüm yoksa öyle bir düşüncesi olduğunu zannetmem. Vallahi öyle dedi. Yok yok öyle dedi. izletmenin Fenerbahçe izleten öyle dedi. dedi. Sadece bu kısa dönem için geçerli olduğunu düşündüm ben. Bundan sonrası Anladım. için ben de öyle düşünüyorum. Hiç, hiç yani şey bilime yani Tabii rakip canım. analizine mugayir bir teknik adamlık performansıyla uzun vadede başarılı olacağını iddia ettiğini sanmıyorum. Bizim zaten burada gördüğümüz tanıdığımız Volkan Demirel bunlara önem veren bir isim. Dolayısıyla ben de öyle o Sadece kısa dönem Şimdi için. Şimdi 13 kurtarış yapmış, 13 rekor kurtarış, kırmış. Evet. 13 kurtarıştan da yarısı değil ama 3-4 tanesi gerçekten iyiydi. Şimdi kabul edelim ki 6-7 tane süper değil, 6-7 tane süper pozisyon yok Fenerbahçe'de. Ama 3-4 tanesi iyiydi. Kabul edelim ki. Net evet, 3-4 e tane dolayısıyla net Dolayısıyla 3-4 taneden. Maç sonu gol beklentisi kaç Fenerbahçe'nin arkadaşlar? Maç sonu istatistiği vardır. 3.35. 3.35. Fena değil yani. 3.35. Kötü bir maç sonu istatistiği. Fena değil değil, hiç fena değil. Yani, Ama tabii 9 kişiye karşı oynadığını düşünecek olursanız vesaire Yani o bir gol şey daha çıkabilirmiş sadece. yani. Çıkabilirmiş 3, tabii. Ya kaç çıktı şut? da ne tekim? 29 şut 14'ü isabetli. 53 rakip ceza sahası. Fena değil bu istatistikler. Hiç fena değil. Tek sorun çok fazla kenar ortası denemez. 40, değil mi? Evet. Evet. Çok fazla kenar ortaklığıyla e, çalışmış. Çünkü... E çünkü başka türlü bir açma sonra... yolları üzerine çalışma fırsatı bulmamışlardı veya kafa yormadılar veya Zeki Murat Göle'nin orada üst üst <laughs> müsabakada ney yetersiz kaldı? Orta mesafe şut, rebound. birisinin çalım denememesi, birisinin penetre etmeden verkaç denememesi. Bunları yapmadılar ama birlikte oynama alışkanlığı uzun zamandır bu grubun yok ki. Mesut, İrfan, Mert, Sosa, Pelkas bu sezon bir arada hiç oynamadı. En son mayısta oynadılar söylediğim başlarda Erzurum Ankara maçında üzerine 7 ay geçti. Onlar da biraz şaşkındı. Pas attıktan da o pası alabilen, stop edebilen, sana geri verebilen oyuncuyla oynamayı unuttular. <laughs> İnan bana unuttular. Kontratak futbol Mesut kontratak futbolcusu oldu Vitor Pereira'nın elinde. Dün başka bir şey oynamak durumundaydı ve daha ona hazır değildi bana sorarsan. Mesela İrfan da İrfan seviyesinde değildi. Valencia da Valencia seviyesinde değildi. Daha bunlar bir de kendi seviyelerine gelecekler. İrfancan çıktı. Kaçta çıktı İrfancan? Ee, 87 yani. 87'de Diego Rossi ile değişti. Bu değişikliği nasıl buldunuz? Yoruldu diye düşündü İrfan. Artık 87'de yaptığı bir değişikle bir şey diyemem ama iki şey yapabilirdi. Bir Serdar Dursun'u hemen ikinci yarının başında almak, İki Mesut'la İrfan'ı yer değiştirmek. Ya yani İrfan'ı bir merkeze alıp çünkü İrfan şut silahı. İrfan sürekli kaleye uzak yerde oynadı. İrfan Mesut'la yer değişirse Mesut Kanada gitse Emre Belözoğlu o dönem yapıyordu. Evet. Mesut Kanada gidiyordu. İrfan merkeze geliyordu. İrfan bir şut silah. Şutla sana gol bulabilirdi. İki. Üçüncüsü Nazım'ı çıkarıp kim Salai Novak zaten bu sene beraber üçlü savunma defalarca oynadılar. Kim Salai Novak üçlü savunma ise devam edersin. Bir tane daha yaratıcı oyuncu atarsın sahaya. Bunu yapabilir. Orta sahayı beşleyip santraforu da ikileyip. Evet. Serdar Dursun'u atarsın işte 46'da. İş değişebilir. Ya Zeki Murat Göl'ün hamleleri doğru demiyorum. Zeki Murat Göl'e harika bir tek direktör devam etsin ya de demiyorum. Tabii ki. Tabii Başka ki. bir şey söylüyorum. İnsanlar diyor ki büyük felaket, fiyasko. Fenerbahçe ne hallerde? Ya Fenerbahçe ne hallerdeydi esas? Pereira yönetiminde. Anadolu takımı gibi oynuyordu. Esas Fenerbahçe'nin çıkartması gereken 11 bu. Esas Fenerbahçe'nin üzerine inşa etmesi gereken altyapı bu. Tabii. Temel bu. Ha neticeye bakarsan o tabela yorumu olur. Buna... Buna itiraz etmek hiçbir manası yok. Buna itiraz etmenin. Dediğim gibi dün akşamki üzüntü ya da hüsran başlıklarının sebebi 9 kişi kaldı rakip ki zaman zaman dün mesela Konya'da aynı şeyi yaşadı. Hatay e, deplasmanında. O da rakip 9 kişi kalınca Konya'da bir e, bocaladı sallandı. Değil bir mi? süre. Ondan sonra toparladılar. Sonra gerçi onlar da 10 e, on kişi kaldı ama konuşacağız birazdan. Atakaş Hatay Spor İttifak Olli'nin Konya spor maçı da hakikaten çok keyifli karşılaşmaydı. E, i̇ki genç teknik adamın, iki oynamak isteyen takımın oyununu konuşacağız. E, dolayısıyla dün akşamki Fenerbahçe 9 e, kişiye karşı... Kilidi açamadı özelinde eleştirilerin ya da atılan başkanın sebebi büyük oranda. Hani sonuçta Fenerbahçe 9 kişi nasıl açamazsın? Yoksa söylediğiniz %100 doğru. Oynaması gereken, yapması gereken, tercih etmesi gereken bu. Geçen evet, seneden gördük yani. Kısa süre içerisinde nasıl bir hale geldiğini Fenerbahçe'nin. Şimdi Fenerbahçe'nin sıradaki fiksürü bir tane hafta sonu fiksürü kaldı. Doğru. Bir tane maçı kaldı. Sıradaki fiksürüne kadar da herhalde yeni direktör yetişmesi çok kolay. Yine bu tek direktör ve muhtemelen bu anlayışla devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Mesela bir sonraki fiksüründe bambaşka bir şey konuşacağız muhtemelen. Konuşacağımız şey şu olacak. Mesela bu takım topla iyi. Top ayağında olduğunda ayağına mahir oyuncular, örebilen oyuncular, ön tarafta kalabalıklaşabilen yaratıcı oyuncular. Ama mesela top ayağında olmadığında bu grup nasıl bir sınav verecek? Dün onu test edemedi Karagümrük. 9 kişiye nasıl test, test Doğru. etsin zaten? Esas bu grubun testi olacak topu kaptırdığında çabuk kazanırsa mesela dün Sosa ilk yarıda defalarca çabuk kazandı. Ama bunlar tabii görülmez. Türkiye'de maçlar çünkü sondan başa bakılır. 90. dakikalı olan şeyler akılda kalır. Hafıza kategori kategoridir. Ne olursa Türk olsun spor sevenlerin ve gazetecilerin kategorisi Sosan hafızası. Sosa'nın oyunu çok büyük katkı sağlıyor. Yani bu defalarca yerde, burada. Mesela ilk 11 yarıda 11-11 iken Karagümrük'ün kazandığı, kazana yazdığı toplarda Sosa defalarca topladı. Hücum sürekli sağladı mesela. Şimdi Fenerbahçe bu grupla, bu oyuncu grubuyla hücum tamamlayamadığında top kaybettiğinde hemen kazanırsa mesele yok. Hemen kazanamazsa zafiyet başlar. Çünkü bu grup geri koşmayı sevmiyor. Mesela bir sonraki maçta muhtemelen testleri o olacak. Malatya değil mi? Bir sonraki Malatya ilk mı? yarının son maçı. Özgür Kablo yeni Malatya Spor İstanbul'da evinde oynayacak Fenerbahçe. İkinci yarının ilk maçı da kolay bir maç değil. Zaten hemen 7'sinde başlayacak. 7 Ocak'ta başlayacak. Adana Demir mi? O hafta Adana Demir Spor'la oynayacak. İstanbul'da yine. Adana Demir, Antalya, Altay Bu hafta galiba. İstanbul'da mı? Fenerbahçe, Malatya maçı İstanbul'da olacak <laughs> değil mi dostlar? Sonra ama şey Adana Demir maçı, ikinci yarının ilk maçı. Nereden Tolga duyamadım. İkisi de hem ilk yarının son maçı hem de ikinci yarının ilk maçı İstanbul'da. Hem Özür Kablo Yeni Malatya Spor, hem de Adana Demirspor maçı. Çünkü tek İstanbul'da. sayıda maç oynanıyor ya 19. Evet. Maç. O yüzden. Kolay Olay değil yani. Kolay değil. Çünkü bulunduğu yerden kurtulmaya çalışan bir ekip. Her iki o maçta kolay değil ki Adana zaten Adana Demirspor zaten performansı ortada. Aynen öyle ama bu oyunu geliştirmeye, bu oyunu inşa etmeye çalışacak Fenerbahçe ve dediğim gibi Malatya maçında, Adana Demirspor maçında, Antalya maçında, Altay maçında biz muhtemelen bu anlayış devam ederse konuştuğumuz şey bu olacak. Ya çok fazla general, çok az asker var bu takımda diye konuşmaya başlayacağız. Mesela dün böyle bir şey konuşulmuyor evet. Böyle dünle ilgili çünkü 53 dakikası 11'e 9 oynanmış. Diyeceğiz ki çok fazla general, çok az asker var. Bunlar topla beraber gerçekten ışıltılı bir ordu. Ama top ayaklarında olmadığında bu takımın askeri az. Hemen kazanamazlarsa geri koşmada sıkıntı yaşıyorlar. Fenerbahçe eksik kalıyor. Fenerbahçe 5 kişi geride 5 kişileri de bölünüyor. Filan gibi şeyler konuşacağız. Şu an gelecekle ilgili projeksiyonum bu. Bunu çözmesi lazım yeni gelecek tek direktörün. Yoksa bu maçta 11'e 9 45 dakika atamamışlar. Zeki Murat göre Serdar Dursun geç sokmuş. Doğru. Orta mesafe şut denememişler. Doğru. İrfan %100'ünde değil, Valencia %100'ünde değil. Bunlar doğru. Ama bunlar bence tali meseleler. Ana mesele Pereira'nın bir Anadolu takımı gibi Fenerbahçe yönetmeye çalışırken Pereira'nın pragmatik anlayışından burada Zeki Murat Gören'in dominant anlayışına geçiş. Bence ana, esas büyük resim bu net bir şekilde herhalde mesajınız alınmıştır diye düşünüyorum. Şimdi golleri zaten getirdik değerli izleyenler karşılaşmanın gollerini. peş için golünü isterseniz hızlıca bir daha bakalım. Çünkü Fenerbahçe'nin penaltıyla eşitliği sağladığı golde tartışmalı pozisyonlara da girmiş olacağız. Tamam. Hemen bir peş için golünü görelim. Tekrar hızlıca. Orada offside olmadığını zaten söylemişti az önce Uğur Meyke. Burada Ahmet Musa topu aldı. Peşiç koştu. Bakın Kimminci net bir şekilde Atilla Salahi ile beraber offside uyguluyor. Ancak arkada Nazım Sangare bozduğu için bu gol geçerlilik kazandı. Sonrasında dakika 37. İrfan sağdan. Bak şimdi. Buyurun. Gol olduktan sonra Kimminci önce yardımcı hakeme bakıyor. Bak sonra nereye bakıyor? Bir, bir, bir önceki, Arkasına değil mi? Bir önceki atısında vardı. <laughs> Offside'i kim bozdu diye. Ee, evet. Devamı var mı bu Şimdi bak. Şimdi bak önce yardımcı hakeme bakacak. Sonra dönecek bak nereye bakacak. Bu bu açıda yok. Daha başta kaldı herhalde. Evet evet ilk açısında vardı özür dileme. O zaman söylemem lazım. Olsun estağfurullah. Ha şimdi geldi. Şimdi görelim çünkü trajikomik bir sahne. <laughs> Kim Minjen'in özeti gibi. Biz doğru yaptık diyor. Evet öyle düştü. Yardımcı bak şimdi dönüyor. Ve orada diyor ki eyvah ağzım. <laughs> Eyvah Kim Minjin'in eyvah Nazım dedi ya. Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı ve Karagümrük'ün iki kişi eksildiği Güzel bir orta. Arka direkte kafayı vurdu. Burada Viviano çıkardı. Viviano altı pasa direkt bıraktı topu. Pelkas hemen orada yetişti vurdu. Burak da büyüyerek. Ya yani bu penaltı ve kırmızı kart konusunda bir şey yok herhalde. Ya penaltı konusunda zaten tartışma yok. Ya yani burada net bir şekilde kolunu uzatıyor. Kırmızı büyüyor. kartla ilgili sanırım kamuoyunda bir ikiye bölünme var. Bariz gol şansıydı dedi. Bariz değil gol de. şansı mı değil mi diye ama bakalım. Bariz Tekrar, gol şansı mı değil mi? Tekrar Vurma anına dönebilir miyiz? Orada Beşik. Burak kolunu kaldırıp Bariz gol şansını engelliyor mu? Engelliyor çünkü top kaleye gidiyor. Kaleci de yerde. Muhtemelen gol olacak. Yani bundan daha net bariz gol şansı olabilir mi? Şunu düşündü insanlar belki orada can siperhane bir şekilde atlıyor. Yani o do vücudun doğal hareketi. Ama bu futbol sporu yani diye düşündüler tahmin ediyorum. Yok doğal hareketi. Ama bunun değil. bir penaltı dışında bir açıklaması yok bence bu pozisyonun. Kol doğal pozisyona değil, değil. ki. Futbolda, voleybolda kol orada. Futbolda kol orada değil. Yani direkt kaleye muhtemelen büyük oranda gol olacak bir pozisyon. Ya zaten gol olacak top. Bariz gol şans değil, gol yani. Gol, aynen gol. öyle. Kaleci yerde. Sizin söylediğiniz daha doğru bir ifade oldu. Sonrasında anlamsız bir itiraz. İkinci kırmızı kat dedi ki aynı dakika içerisinde eksik kaldı. Bir anda iki kişi Volkan Demirel de Volkan Hoca da maç sonunda şey dedi. Olabilecek her şey oldu bu karşılaşmada diye. Mesut Özil e, topun başına geçti ve penaltiyi gole çevirdi. Kanye West adını değiştirmek için başvurmuş ya nüfus müdürlüğüne. Y olarak resmen değiştirmiş. Sadece daha önce, daha önce zaten bunu takma isim gibi kullanıyordu. Kanye West Eznovnes hani aka var ya Y diye -K. kullanıyordu. PK. Evet. Şimdi resmi olarak değiştirmiş, başvurmuş. Caner Erkin de anlamsız bir itiraz olarak <laughs> anılıyor artık yani. Futbol kariyerinde 33 yaşında müthiş bir sol bek. Türk futboluna damga vuran solbeklerden biri oldu. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, milli takımda, Rusya'da müthiş bir kariyer. Kara Gümlük'te devam ediyor ama Caner Erkin AKA anlamsız bir itiraz oldu. Kariyerin özetini oraya götürmeye doğru devam ediyor. Şimdi bu pozisyonun neden hakemin ağzının bunun içine girip bu kadar net bir pozisyonda yani ne anlatıyorsun ki hakem burada öfkelenip sana kırmızı kart göstermek zorunda kalıyor. Ve bir de Caner'e kariyeri... kişi eksik kalmışsın. Evet. Caner'e kariyeri boyunca şu soruyu sordum. Ya Caner, değerli dostum, tüm saygımla öfkelisin anlıyorum. Kabına sığamıyorsun. İtirazkarsın, isyankarsın. Muhtemelen günlük hayatında öylesin. Peki kart çıktıktan sonra nasıl sakinleşiyorsun be kardeşim? Kart çıktıktan sonra hep dönüp gidiyorsun. Belki, yani öfken kart görene kadar mı? Muhtemelen. Ne yapıyorsun orada artık daha fazla ceza alacağını mı hatırlıyorsun? Eğer orada daha fazla ceza alma ihtimalini hatırlıyorsan neden karttan önce anımsamıyorsun bunu? Bazen sonuca ulaşmak için sonuna kadar götürür ya insan herhalde tahmin ediyorum. onda o şekilde tecelli ediyor Caner Erkin'le. Sonuç kart mı yani? Kart görelim sakinleşiyor. Herhalde onun son noktası o herhalde. Ya herhalde Volkan Demirel'e de şaşırdım. Caner'e sordum bir şey demedim dedi. Volkan Demirel'e de şaşırdım. Yani. Volkan Demirel bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam uzun süre Caner'le beraber top oynadılar. Yakın arkadaşlıkları da söz konusu. Demek ki hep şaşırıyordu. Caner kırmızı kart gördüğünde Volkan Demirel demek hep şaşırıyordu. Bugün de şaşırmaya devam etti. Goller bu şekildeydi. Değerli izleyenler şimdi artık tartışmalı pozisyonlara isterseniz girelim. Mesela ilk olarak birinci pozisyon sevgili Reji. Ya da acaba Serdar Dursun'un verilmeyen golüyle mi başlasak? Nasıl hani goller demişken onu sonraya bırakmayalım. Çünkü benim kanaatim bunun geçerli olması yönündeydi. Bu pozisyonu getirin Pozisyon kaç? Bakalım. Serdar Dursun'un iptal edilen golü. Pozisyon 15 sevgili dostlar. Dakika Dakika'yı e, 64 Dakika 64 Şimdi e, burada orta geliyor. Bu hamleyi yaptı Serdar. Daha Top kaleye gitmeden hakemin düdük çaldığını da anlatalım. Hani var neden e, evet. müdahale etmedi eleştirileri de geldi. Daha top kaleye gitmeden hakem faulü vermişti. Ancak şimdi bakın devam devam. Ya yani Burada elini sırtına koyuyor. Şu anda bir düşme yok. Şu anda bir düşme yok devam. Kafayı vuramadı. Serdar vurdu kafayı gol oldu ve Kendini ele Zukonovic öyle düştü. Yani bence bu, o el sırtta itme her neyse bunun adı. Zukonovic'in düşmesine sebep verecek şiddette bir itme ya da oyun kurallarını nasıl denir ona? Oyun kurallarını ihlal edecek bir şiddette itme değil. Benim ya düşmeyle tabii. alakası yok da Serdar'ın Zukonovic'i itişi faulü gerektirir mi? Ona bakacağız. İşte düşmeyle onu bir alakası yani yok. Yani bence oyun kuralları ihlal edecek bir, bir itme değil ya diye burada, düşünüyorum şahsi olarak. Burada Erkan Özdamar, o düdük ağzında mıydı? O topun kaleye gitme süresi Pilottan bakabilir miyiz? Baştan itibaren. Orası altı pas beş buçuk metre. Penaltı ortası on bir metre. İkisinin ortası olduğuna göre orası sekiz buçuk metre. Düdük ağzında. Hatta daha yakın. Ama tabi burada altı göremiyoruz pasa. şeyi. Orası 7 metre. Serdar topa 7 metreden vuruyor. 7 metre. 7 metreden o kafa ha. vuruşunuzu Yaklaşık 50 kilometre saat filandır herhalde. Dediğiniz gibi düdüğü ağzına götürmüş top orta yapıldığı anda. Ağzında olması lazım ki zaten o düdüğü çalabilsin. Orta yapıldığı anda düdüğü götürmüş ağzına. Şimdi bir saatte 60 kilometre bölü saat bu kafanızı dakikada 1 kilometre gidersin. 60 saniyede saniye başına 15 metre, 16 metre 7-8 metreye gitmen için yarım saniye. Yani Serdar'ın kafasının temas ettiği anla çizgiyi geçtiği an arasında yaklaşık yarım saniye var. Yarım saniyede sen o düdüğü nasıl elinden ağzına götürdüğünde çaldın. Yarım saniye süren var. 50-60 km hızla gittiğini varsayıyorum bu kafanın. Mesafenin 7-8 metre olduğunu varsayıyorum. Hesaplanda yaklaşık yarım saniye yapıyor. Yarım saniyede sen o düdüğü elinden ağzına götürüp nasıl gol olma o çizgiyi geçmeden çalmayı başardın. Yani ayrıca hayatımıza video asistan hakem gerçeği girmiş. Sen onun faal olduğunu düşünüyorsan dahi bıraksan da en azından top girdikten sonra tamam ondan sonra çal yine. Top ağlara gittikten sonra çal iptal et. Ben bunun faal olmuşum. Ama Hakem bir karar var. verecek. Evet. Hakemin karar vermiyor gibi bir ihtimali yok. Ama top kaleye gider, ağlara gider. Kararını verirsin. Ben faal olmuşum dersin. Biraz beklersin. En azından video hakeme inceleme fırsatı verirsin. Yani bu yarım saniyede bu düdüğü nasıl çaldın top çizgiye geçmeden? Ben son zamanlarda gördüğüm en seri düdük. Gerçekten son zamanlarda böyle bu kadar hızlı silah çeken bir kovboy görmemiştim. <laughs> ne diyorsunuz pozisyon itibariyle? Ya gri pozisyon verilebilirdi, verilmeyebilirdi. Bir temas var. Temas evet çok şiddetli görünmüyor. Belki video hakeme inceleme fırsatı verseydi, video belki davet ederdi. Ama işte e, gri pozisyon olduğu için eder miydi etmez miydi? Yani sonuçta hakem ben gördüm. Valla özgüştür kalp. Sezon başından beri bu tarz pozisyonlarda etti. Video hakemde Özgüç kalp var. Bu tarz pozisyonlarda etti. Türkiye'de bu tarz pozisyonlarda zaman zaman ediyorlar. Bu arada artık bütün maçlarda iki tane avar var. Evet. Var. Sadece büyük maçlarda önceden. E, sadece şimdi bütün maçlarda iki avar oldu. Var. İki avar hakemi var. Onu da belirtelim. Dolayısıyla bu pozisyon 64. dakikada bir sonraki tartışmalı e, pozisyonumuz şimdi. Dakika 9'a gidelim. Hani bu e, maçın sonucuna etki eden bir şey olduğu için, karar olduğu için bunu öne çektik. Başa gidelim. 9. dakika. Bertolacci'nin Jose Sosa'ya müdahalesi, hamlesi şurada var mı? Ya bu, bu bir süperlik klasiği. Devam oldu burada karar. Bakın şurada. Bu bir süperlik klasiği. Yani çok yaşanıyor süperlikte bu. Ne yaşanıyor? Dün de verdik. Top ayağından açıyor. Oyuncunun biri, diğeri hamle için geliyor. Ee, dün de hangi pozisyonda biliyor musun? Trabzonspor e, müsabakasının sarı kart gördü oyuncu. İkinci sarı kart görmeyi Canini mi diyorsun? Yok. Herkese değil. doğru vurdu dedik. Topu. Ha Canini? Canini. Canini. canini pozisyonu. Evet. Trabzonsporlu Canini. Aynı şey değil miydi? Yine ayağını açmış topu. Ayağından açmıştı, evet. Yine tabanı geldi doğal olarak Rakibine. Bastı, evet. Bastı. Hakem sarı kartı o anda kullanmayacaktı Ali Şansalan. Sonra orta sahaya vurunca sarı kartı kullanmıştı. Işte. Çok benzer. Yani Süper Ligi tanımına desen Süper Ligi Malezya'dan normalde Malezya'da yaşayan bir Kuala Lumpurlu daha önce hiç Süper Lig izlememiş. İlk defa İstanbul'a geliyor. Bir Süper Lig maçı izleyecek. Ya bana Süper Lig'den bahset. Üç tane ikonik hareketi Süper Lig'de ince aklına gelir desen. Bir tanesi hava toplarında surata gelen tokatlar. Ben onu iki sayacaktım yemin ediyorum. Evet buyurun. Surata gelen tokatlar. Evet. İkincisi bu. Birisi ayağından açıyor. Diğeri geliyor. Ben bunu birinci sıraya koyardım. Evet. İkinci sırada surata Topa gelen. Topa yetişemiyor. Elleri. Tabanla yapılan müdahale. Yani Süper Lig'in ikonik ikinci hareketi. Üçüncü harekette hani hakem düdüğünü çaldıktan sonra neye itiraz ettiğini ve ne için itiraz ettiğini bilmeden böyle tükürük saçarak hakeme doğru koşan adamlar. Yani Süper Lig herhalde böyle tanımlarım. Yani aklıma Süper Lig maçı deyince bu geliyor. Bir de taç atışında şey nereye atacağını bilememe. Yemin Ve en ediyorum. sonunda havaya anlamsız bir şekilde atma. Üçün, benim üçüncüm direkt taç atışları. Taç Direkt. Direkt yani. Birinci sırada <laughs> ele şey var. Ee, Suratay. Suratay. Hava toplarında. Sonra aya, ayağa basma sonra Suratay. Ondan sonra da şey. Yani bu bir Süper Lig klasiği gerçekten. Yani Süper Lig'den bir Touchlar. YouTube videosu yapsa Hani en çok girecek şeylerden biri Rakibi bu. Rakibi at tacı yani. koşturarak gelsin, sana geri atsın, sana çarpsın yine taç olsun. Ya da sen hasbel kadar kontrol et, vur uzun rakibasın. Ya evet. da hasbel kadar kontrol edeme, rakip her koşulda. Yok alsın. ya atacak yer bulamıyor. Buraya dönüyor, buraya dönüyor, sonra buraya dönüyor, sonra havaya atıyor. Havaya yani. E sonuçta atmam gerekiyor. Evet. Art, Artık elinden çıkar. Bence yani. en büyük kulübü bire bile oynayabilir bu ya. Oynayabilir. Bu da bir süperlik lig Yani bunlara müsamaha gösterilmemesi lazım. MK eğitimlerinde mesela bunu peş peşe peş peşe koymaları lazım. Ya bakın süper bu çok oluyor buna müsamaha göstermeyelim. Belki hatta daha önemlisi belki değil daha önemlisi şu. Geçmişte yaz aylarında Temmuz'da MHK yetkilileri ve hakemler bir komiteyle kulüpleri ziyaret ederlerdi. Yazın. Doğru. Kulüplere giderlerdi değişen kurallardan ve özen göstermeleri gereken detaylardan bahsederlerdi. Ben olsam bu yaz mesela MHK birkaç da hakem alırsın yanına Fırat Aydınus gibi Cüneyt Çakır gibi ağırlığı o hakemleri alırsın. Gidersin dersin ki bak bu sezon mesela özellikle buna, buna dikkat edeceğiz. Bak ayaktan açılan ve ondan müsaade sonra müsaade etmeyeceğiz. bileğe basılan, aşile basılan. Ya bak çok müthiş bir klasik bu yani. Ben ben bunlara müsaade etmem. Ya yani bun, bunların süperliklerinizden tartışması yok. Premier Lig'de zaman zaman oluyor burada sürekli oluyor. Ee, sevgili dostlar bu kaçıncı pozisyondu? Pozisyon kaçtı bu? 9. Ee, aslında 1'e baktık mı dakika 9 diyecektim ben. Benzer bir pozisyon bir var mı? Şimdi burada da benzer bir pozisyon izleyeceğiz. Sosa var yine pozisyon içerisinde. Bu kez Bertolacci ile bir bakın şey var, teması var. Burada kayarak geliyor Bertolacci ve tabanla geliyor. Bu e, gecikme, zamanlama hataları ve sonrasında oluşan bu temaslar da yine bizim evet. klasiğimiz az önce o, söylediğimiz o da net, gibi net bir faul bakıyorum. Evet. Hamle noktasına bakarsan net bir sarı kart. Hamle noktası itibariyle. Serdar'ın iptal edilen golünü konuştuk. Yani Şimdi, daha şiddetli olsa hani bu kırmızı tehlikesi olan pozisyon. Evet. Şiddeti hani şiddetli hareket olarak atışı olarak değerlendirilmiyormuş. Yani Allah seyredin. korusun Sosa orada dizini bir şekilde kurtarmasa. Evet, o biraz bir şekilde... daha şiddetli gelse zaten yaralayıcı olur. Kırmızı ya, kart olur. Ayak yerde olsa falan vesaire Allah korusun. Yani çok daha tehlikeli. Temas bir... noktası, banko sarı kart. Evet. Ee, şimdi pozisyon 20. Sevgili Reji. Yani dakika 79'a gideceğiz. Burada sonradan oyuna giren Erhun'un bir elle Erhun Öztümer'in bir el. Heh, şu pozisyon. Elle müdahalesi var mı? Burada devam kararı çıktı. Bakalım doğal hareketin bir parçası mı yoksa doğal hareketin dışında mı açılıyor o kollar? Ya şimdi ee... biraz evet. Doğal hareketin dışına çıkmış. Alanını genişletiyor. Kol, omuz hizasını da geçiyor artık el. Yani orada doğal hareketin dışına çıkmış bir elle oynama bu. Hakem öbür türlü değerlendirdi. Evet. Burada şey de vermedi yani hani elle kart vesaire vermedi. falan filan değil. Elle oynama da vermedi şurada içeride kim var? Serdar var değil mi? Hem Serdar var hem Valencia var. Umut Vena atak olarak değerlendirilip sarı kart da olabilirdi diyorsun. Olabilirmiş. olabilirmiş evet. Bakalım. i̇kisi de bak mesela boşa çıkmış. Olabilirmiş evet. Bu da yansıyan ilginç notlardan bir tanesi. Sadece elle oynama da olabilirdi. Ki bence sanki Elle oynama olma olması lazım çünkü evet. kol bayağı yukarıda. Evet. Bir de e, Uğur Bey maçın bitiş, bitiş yani uzatma ikinci yarı ne kadar uzadı bir saniye? Dört. İkinci yarı dört mu uzadı? Dört uzadı evet ilk yarıda dört, ikinci yarıda dört. Hakikaten tam dört dakikada da bitirdi. E, hakem bir görüş diyor ki daha fazla olmalıydı. Bir görüş diyor ki yani bir dakika, bir görüş diyor ki 7-8 dakika olmalıydı. Çünkü hem ikinci yarıda bir kaleci sakatlı olduğu uzun süre 2-2,5 iki, buçuk dakika. Ondan sonra bir elle oynama pozisyonunda yine yaklaşık bir dakika uzadı. Sadece bunları toplasanız, oyuncu değişiklikleri vesaire sadece bunları toplasanız zaten 5 dakika ediyordu şeklinde de bir görüş var. Bir de dün akşam trio programında gündeme getirildi. Hakem ben bunların hepsini ekleyeceğim şey ediyor. Yani saatini işaret ediyor. Var mı onun görüntüsü dostlar? Onu bir görelim. Sevgili Reci. İş, işaret ediyor ancak tam 94.01 ya da 02 galiba. 90 artı 4. 0, 1, 0, bitirdi. Ha bu. Burada Değil ne yapıyor? yapılıyor? Kaleci atışı mı? Bu elle oynamadan sonra elle ben oynamadan ben diyor sonra... bunu şey yapacağım diyor. Hmm. Ekliyorum diyor. Burada da yaklaşık işte bir dakika civarı Geç başlıyor oyun. Erkan Özdamarı ben sakin bulmadım. Yani sakin yönetmedi maçı zaten. Yüksek nabızla yönetti. İkinci yarıda özellikle sanki tercihleri, kararları. İkinci yarıda doğal olarak hakem tansiyonu yükselir. Yani hani... düşük nabızla maç yönetemedi. Sakin değildi. Hani evet. Fırat Aydınus'un vardır ya meşhur sakinliği. Herkes heyecanlıyken o sakindir karar verirken. Ki zaten sakinken doğru kararlar alabilirsin. Yüksek tansiyonda yüksek nabızla alamazsın bu heyecanın heyecanlı maç yönetiminin bir parçası. Erkan Özdamar'ın buradan 4 dakikalık uzatma içinde hem bunu ekleyeceğim deyip hem de eklememesi. Hani bir an önce herhalde maçı bitirip endişeli, kaygı verici, tehlikeli bir pozisyon yaşamadan görevimi tamamlayayım duygusudur. Skorla alakası yoktur da hani şimdi kaygı verici bir şey olacak, tartışmalı pozisyon olacak, zor durumda kalacağımdır. O nabzın tansiyonu yüksekliğindir, yüksekliğindendir yani. Zaten şey de Serdar'ın golünde de alerjiye düdük çalması. Sakin kalamadığının göstergesi. Bırak bekle gol olsun. Tamam sonra düdüğü çal. Her halükarda inceleme fırsatı ver. Her halükarda inceleme fırsatı ver. Zaten bütün dünya böyle söylüyor. O da sakin kalamamanın bir neticesi. Ma Ama var. şunu buyur, buyur. Oyuncu değişiklikleri oldu. Zaten 5 tane önce değişti oldu. 10 tane önce değişti oldu. Bu süre eklenmeliydi. Bir tezi var ya meşhur. Evet. Türkiye'de çok meşhur. Ve herkes söylüyor. Bütün hakemler söylüyor. Böyle bir şey yok. Bana bunu neye dayandırarak söylediklerini kural kitabındaki veya talimattaki veya protokoldeki yerini söylesinler. Bir zahmet. Yani ben okuduğum kitabı. Böyle bir madde yok. Oyuncu değişiklikleri için süre eklenecek. Oyuncu değişiklikleri normal hayatın doğal akışında yapıldıysa hiç uzatmayabilirim. Ama oyuncu değişiklikleri sırasında vakit kaybettirdiyse tabii ki uzatırım. Mesela diyorlar Do ki 6 tane oyuncu değişikliği oldu. Yarımşar dakika, 3 dakika. Böyle bir şey yok. Bu bu Türkiye'de meşhur bir ezber. Ta Erman Hoca'nın iddiasıyla başlayan 30 yıldır düzelmeyen bir şey. Ben Ya ben bulamıyorum varsa şu anda Kitaptı. bana göndersinler. Kural kitabında, talimatta, protokolde böyle bir şey varsa oyuncu değişikliği başına şu kadar saniye eklenir. Varsa ben özür dileyeceğim canlı yayında. Ama yoksa bunu iddia eden tüm eski hakemlerin özür dilemesini istiyorum. Çünkü yanıltıyorlar memleketi. Ya Bundesliga'da bazı maçlar hiç uzamıyor. Hiç uzamıyor. Bundesliga'da çok oldu. yaygın. Oyuncu değişti olmuyor mu soruyorum. Her hafta 9 tane maç oynuyor Bundesliga'da. 2 tanesi 3 tanesi hiç uzamıyor. Bazısı 1 dakika uzuyor. Bakıyorsun orada da 10 tane oyuncu değişti olmuş. Demek ki çok hızlı değiştiriyorlar oyuncuları. Bilmiyorlar abi. Demek ki kural kitabını <laughs> Almanca'ya çevirmiyorlar. Pardon özür dilerim. Kural kitabını Almanca'ya okuyorlar. Türkçe kitap vermeli lazım onlara. Çünkü Türkçe kitapta oyuncu değişti başına 30 tane ekleyeceksin diye bir ekstra madde var. Sadece Türk hakemler ve Türk hakem yorumcuları biliyor. Başka kimse bilmiyor. Almancasında yok, İngilizcesinde yok. Ben okudum. Böyle bir madde yok, böyle bir talimat yok. Hakem eğitimlerine katıldım. Böyle bir şey anlatılmadı. Ama oyuncu değişikliği sırasına tekrar ediyorum. Oyuncu değişikliği sırasında zaman çalındıysa tabii ki ekleyeceksin. Bir Peki. de böyle bezber var yani Türkiye'de. Baba Kars, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşılaşması bir bir sonuçlandı. Var mı bu maçla ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü araya gideceğim. Sonra da Hatay, Atakaş Hatay Spor İttifak Holding Konya Spor maçına geçeceğiz. Yok teşekkür ederim. Pekala. Bütün açıları tartışmalı pozisyonumuzda kalmadı. Atladığımız bir şey yok değil mi sevgili Tolga? Her şeyi paylaştık tamam. E, o zaman bir araya gidelim. Değerli izleyenler yine dün oynanan karşılaşmalarla devam edeceğiz ardından. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. İlk olarak ekranlarınıza Milliyet Gazetesi geliyor. Konya üçlük attı demiş başlığında. Liderin en yakın takipçisi Konya Spor. Sezonun bir diğer flash ekibi Hatay Spor'u deplasmanda 3 golle mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım El Kabi ile öne geçse de Empoku'nun gollerine engel olamadı. Hasan, Ahmet Hasan tabelayı belirledi ve Konya Spor 3-1 kazandı. Gerçekten çok ilginç karşılaşma oldu. Ee, henüz 3. dakikada Sahalarda görmeye pek de alışkın olmadığımız bir golle öne geçti. Evet. Atakaş Atay Spor, Ayub El Elkabi. Bilmiyorum görüntüsü hazır mı dostlar? Bir getirelim biz seyretmeyenler için. Biz anlatmayalım. Gösterelim pozisyonu. Şimdi offside kamerasından daha net görünecek. Burada Ahmet Çalık toplu oynuyor. Kendi ceza sahasında rahat. Kalecisine bir geri pas. Arkasından Elkabi takip ediyor gördüğünüz gibi. Ve hiç efor sarf etmeden neredeyse tek bir dokunuşla golü yaptı ve bu karşılaşmada takımını rahat bir şekilde öne geçirdi. Konyaspor golü bulmak için 29. dakikayı bekledi. Şöyle söylemek lazım. 10. dakikada Ade Kugbe'nin Şeye bir faulü var. Serdar Gürler'e bir faulü var. Maç boyunca Serdar Gürler'le mücadele etti ama pek başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Serdar Gürler'i tutmakta ya Serdar geçti ya da sarı kart aldı ki ikinci sarı kartı da zaten yine Serdar Gürler'i tuttuğu için gördü ve takımını bir kişi eksik bıraktı. Evet. Hatay Spor bir kişi eksik kaldıktan sonra e, Konya Spor'un da bir süre bocaladığını söylemek lazım bir birden sonra. Şu anlamda söylüyorum. Rakip bir kişi eksik kalınca onlar da oyun ezberlerini bir şey yaptılar. Şaşırdılar. Ancak dengeyi kurdular ondan sonra. Serdar üzerinden oynamaya devam ettiler. Serdar da, Serdar Gürler de etkili olmaya devam etti. Pozisyonlar da e, buldu Hatay karşısında. Ta ki Ahmet Çalık 80 kaç 81. dakikada Kırmızı doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakana yani her iki takımda 10 kişi kalana kadar. Bu ikinci golü yine Empoku kaydetti. Şeyin ilk golüne baktık mı? Konya'nın ilk golüne baktık mı? Serdar Gürler. Ha gösterdik değil mi onu? Serdar Gürler çok güzel ortaladı. Bir daha verebilir miyiz lütfen? O ortayı, pası artık Uğur Bey nasıl değerlendirir bir de onu görmek istiyorum. Bu şeyin e, kartı Ahmet Çalın 2 değil bir 1 ilk golü Konya'nın ilk golünü lütfen. Serdar orada sıfıra iniyor. Ha, Bak içeriye baktı. Orta. Yumuşaklığı, şiddeti, gittiği evet. yer, havada süzülüşü hakikaten jeneriklik bir asist oldu. Şimdi bu golde iki detay var. Tabii birinci Serdar Gürler altın çizdiniz gibi Süper Lig'in bu sezon en formda oyuncularından biri. 30 yaşına geldi. İnişleri çıkışları oldu. Anadolu'yu gezdi, Trabzon'a gitti, büyük takım şansı buldu. La Liga'ya gitti, La Liga şansı buldu ama sonuç olarak tekrar Göztepe. Şimdi Konya. Az sayıda kendi geliştiren Türk oyuncudan biri. En yani kendini en çok geliştirdiği konulardan biri de son vuruşlar. Son vuruşları geliştirdikten sonra hanesine gol yazmaya başladıktan sonra tabii daha yüksek moralli oynuyor, daha özgüvenli oynuyor. Bu da müthiş özgüvenin bir sonucu. Birinci detay bu. İkinci detay da pası atan Rahmanovic. Bir ofansif orta saha oyuncusu. Ortayı yapan Serdar, voleye vuran Empoku başka bir ofansif orta sahi evet. saha oyuncusu. Konya Spor, evet rakibi erken 10 kişi kaldı. O yüzden istatistiklerle rakibine üstünü sağladı. Ama maça başlangıç 11'ine bakarsan zaten Bütici, Çikaleşi, Serdar, klasik ileri üçlüsü bu tamam. Ama orta üçlüye bak. Hacı Ahmetoviç, Empoku Rahmanoviç. Çok ofansif bir orta üçlü. Bu büyük takım davranışı. İlan Palut'ta büyük takım yönetme nüvesi var. Ki bu gol geldiğinde 11-11 oynanıyordu. Onu söylüyorum. 11-11 evet. iken deplasmanı Hatay deplasmanında çıkarttığı 11'e bak. Zaten senin beklerin hücumcu Skubic ve Giler mi? Genelde mesela Galatasaray e, bu hafta iki tane bek Oğulcan ve Ömer hücumcu bekle çıktık dedi Selçuk İnan. Oğulcan ve Ömer iki tane hücumcu bekle çıkıyorum diye orta sahayı Berkan Taylan yaptı dikkat edersen. Niye? Bekler çıkacak onlar boşluk verecek. O boşlukları Berkan Taylan kapatacaklar. Konya'nın bekleri ezelden beri hücumcu. Skubic ve Gilerme. Ama hem bekleri hücumcuyken hem de orta sahasında Hacı Amicovic, Empoko Rahmanovic'i kullanıyor. Klasik bir önleveri yok içlerinde. Üçü de aslında Doğru. asist ve gol beklentisi olan. Orta. Hacı Amicovic evet biraz daha burada iki yönlü orta sahaya evrildi. Ama içlerinde klasik bir mesela kulübesine bakayım. Soner Dikmen'i kullanmıyor orada. Ya Pekala kullanabilir stoperi yani. Stoperi bile hücumcu Konya Spor'u. Abdülkerim'in bile, e, e go, Adil'in bile golleri var. Tabii. Dolayısıyla, e, Ve maçı 3-1 kazanıyor. Evet. Ve liginde ikincisi. Dolayısıyla hani futbolda 8 tane stoperle oynaman daha iyi savunma yapacağın, 8 tane santiforla oynaman daha iyi hücum yapacağın anlamına gelmiyor. Önemli olan doğru miksi yakalamak. Herkesin üzerinde düşeni evet. Kuş sürüsü halinde hücuma gitmek ve kuş sürüsü halinde geriye dönebilmek. İlan Palut'ta bir büyük takım tek direktör nüvesi var. Nazar değmesin. Serdar da doğru ekosisteme eğer yapabileceğini, zaten Adekuk Bey de attırdı. Asis de yaptı. Neler yapabileceğini gösteriyor. Bir de üçüncü gole bakalım orada. Hatay Spor hücum ederken. Bir taç atışı. Bu ikinci gol özür dilerim. Üçüncü gol. Empoku iki gol ile iki gol atıyor. Bu sezon transferde e, yani çok şey beklenen çünkü yanılmıyorsam maliyet de düşük değil de Empoku'nun şimdi teyit etmek için bakacağım. Çok şey beklenen sezona sağlık sorunlarıyla başlayan bir oyuncuydu Empoku. 10 numara oyuncusu normal dediğim gibi orta sahada onu iki yönlü Ramonovic işte beraber iki yönlü kullanıyor. İlk 11'de e, kaç hafta oldu şu an ligde? 18 sadece 5 maç ilk 11 oynayabilmiş. ki daha fazlasını oynar diye düşünüyorlardı. Biraz dediğim gibi sağlık sorunları da oldu ama iyi döndü. Toplam 53 dakika daha almış. Konya taraftarı herhalde şu anda memnundur. Yani çünkü Empok konusu, Empok konusunda biraz tereddütlülerdi. Hani böyle bir oyuncu aldık. Pek de verim alamadık. Yavaş yavaş son haftalarda verim vermeye başladı. Bu 3. golde özellikle dediğimiz gibi Hatay hücum ederken ceza sahası önünde çizgi önünde. Abdülkerim bardakçı topu kapıyor ve bir anda ileriye fırlıyor. Sağdan Mikal Ak var koşu yapan. Sonra Ahmet Hasan da onunla beraber koşmaya başlıyor. Bakın burada ve muhteşem bir pas atıyor. Ayak dışıyla, sol evet. ayak dışıyla. Harika bir pas atıyor. Zaten burada savunma oyuncusu herhalde bir sakatlık yaşadı. Kamil. Kamil Ahmet ee, Herhalde bacağı yorulmuş. çekiyor. Ee, Kamil Ahmet Çörekçi olduğunu emin miyiz onun? Çünkü Yanlış mı görüyorum? Yo, yo, yorulmuş di, dediniz ya o çünkü Kamil Ahmet ha tabi kaçta girdi şeyin yerine? Bülent Cevahir sakatlandı çıktı ya onun yerine girdi. Dakikasını yazmamış. Ya Adale sakatlığı illa yorgunluk sebepli olmayabilir. Orada bir sprint sebepli muhtemelen, de olabilir. Muhtemelen. Evet evet doğru söylüyorsunuz Kamil Ahmet. Zaten oyuna geç girmesi de ısınmadan girmiş olabilir. Çünkü Bülent sakatlandı diyorsun ya. Evet Bülent şey girmiştir. ki o da sonradan girmişti oyuna. O da adalet sakatlığını evet. zaten tetikler. Aynen öyle. Kamil öyle bir şanssızlık yaşamış. Hatay Spor tabi dengesi bozuldu. Onlar da 31. dakikada e, bir kişi eksik kalınca şöyle dikkatimi çekti. Maç sonu itibariyle e, Hatay 23 tane ortayla tamamlamış karşılaşmayı. Konya Spor, e, e, rakip Misafir Konya Spor 18 orta ki e, Konya sezon ortalaması maç başına 15.9 orta ile oynuyormuş. Kendi doğrultusunda oynamış. Bu 15.9 ortanın 3.9'unda isabet buluyormuş. Dün akşam 18 ortanın e, 4'ünde. Yani tam ortalamaları doğrultusunda. Şablonu koysanız Konya Spor'un oyununa e, direkt o şey oturuyor yerli yerine. Oyun anlamında e, oturuyor yerli yerine. Şablonun dışına çıkansa... Hatay Spor olmuş bu anlamda. Hatay Spor 23 orta yaptı. Sezon ortalaması yapılan orta anlamında sezon ortalaması 12.9. Neredeyse ikiye katlamış bunu dün akşamki karşılaşmada. İsabeti de 2.7'ymiş. 12.9 ortada. 2.9 isabet buluyormuş. Dün akşam da 2'de kalmış. Dolayısıyla oyununun dışına çıkmak zorunda kalan ve bu sebeple de bocalayan. Oyununu, ezberini, kalitesini sahaya yansıtan Konya karşısında Şimdi zafiyet sezonun, taraf oldu. Sezonun Hatay. bu bölümünde Konya gibi, Hatay gibi, Alanya gibi, Karagümrük gibi, Başakşehir gibi takımlar bir testten geçtiler. Bunlar hatırla. ilk yarının ortalarında vites yükseltmişlerdi ve üst grupta hani hangisi oraya tutunacak? Karagümrük mü üstte tutunacak? Başakşehir mi tutunacak? Konya mı? Alanya mı? Hatay mı? Hangisi tutunacak? Merakla bekliyorduk. Oraya tutunabilmek için, Kasım Aralık'ta oraya tutunabilmek için bu zorlu de kadro derinliğiniz olması lazım. Kadro derinliğiniz olmazsa 11 adamla yolu, yürümeye kalkarsanız buralarda takılırsınız. Şimdi Konya Spor, Empoku'nun son 6-7 maçta bir dakika almaya başlaması var. Ahmet Hassan, Çikaleşi formayı paylaşmaya başlaması var. İşte Soner sezon başında çok oynayan bir oyuncuydu. Şimdi yavaş yavaş başka oyuncular oraya giriyor. Adil oturuyor. Ahmet Çalık Abdülkerim oynuyor. Konya Spor biraz kulübe derinliği kazandı ve oradan faydalandı. Ritmini kaybetmedi. Yani Konya 11 oyuncuyla değil 16-17 oyuncuyla sezonu götürmeye başardı. Hataysa mesela Lobanitse 2 haftadır kulübe de başlıyor. Dün Lobanitse'nin yerine Sadık başladı. Ofansif orta saha rolünde de Mert başladı. Mesela Traore dün yok. Kamara da yedek. Aynı verimi alamıyor. Ömer Erdoğan. İlhan Palut kulübeden gelen adamlarından veya daha az dakikalar adamlarından Kasım Aralık'ta verim alıyor. Ömer Erdoğan aynı verim alamıyor. 11 kişiyle gelmiş zaten buraya kadar. 11-12 adamla gelmiş. İdeal kadrosu hemen hiç bozmamış. Bozduğu yerde oyunu aksıyor. Hatay Spor'un sorunu o. Muhtemelen devre arasında bence takviye yapmaları lazım. Bu arada az önce ekrana geldi 45 artı birinci dakikada yani ilk yarının sonunda Serdar Güller'in ceza sahası dışından da çok güzel bir şutu var. O da üst direkten döndü. Çok şık bir vuruştu. Onu da belirtelim. Ee, Serdar Güller dün yine bütün takım arkadaşlarıyla beraber 3 puana takımın ulaşmasında başrolü oynayan isimlerden birincisiydi diyebiliriz herhalde. Kimsenin hakkını yemeyelim. Ya Mart'ta ameli takım belki çok fazla oynayamayabilir Stefan Kunus Mart milli takım kadrosu üzerinde çünkü Portekiz ve İtalya ile oynuyorsun. Ee, ama Haziran'da Uluslar Ligi maçlarında umarım Haziran'a kadar da bu form durumunu korursa Serdar Güler milli takımın yeni oyuncularından biri olur. Çünkü zaten kanat hücumcusu rotasyonumuz ha, bu pozisyon. Evet. Cengiz ve Kerem'den sonra orada zaten çok güçlüydü Satırla Hatırla Barış Alper'i 11'e koymuştu. Cebel Tarık başta. Zaten orada çok güçlü değiliz. Yani Serdar Gürler çoktan oranın doğal bir adayı olmalıydı. Biraz geç kalındı ama Stefan işte Kuntz Türkiye'nin her yerinde maçları izliyor. O izlemezse yardımcısı Kenan Koçak izliyor. Ya, muhakkak ki fark ediyorlardır. Az önce ekrana geldi bir golü var Hatay'ın ancak top dışarıdan çevrildi. Çok bariz zaten out oldu. O yüzden onu getirmedik. Şimdi e, şeyin sarı kartları beni sarı kartlarını görmeye gerek yok. Zaten pozisyonlarda gördük ama e, Ahmet Çalık'ın kırmızı kartına 81. dakikada e, Ahmet Çalık'ın kırmızı kartında doğrudan kırmızı kart gördü. Ne dersiniz fikrinizi? Bakalım. Merak ettim getirebiliyor muyuz dostlarına? pozisyonun numarasını yazmamışım. Tolga... Ha burası burası evet evet bravo bravo. LK bir kontrata çıkıyor, bir korner dönüşü. Ahmet yetişemiyor. Topla oynama şansı var Ahmet'in var ama dokunmaya bir şey ayak dönüşüyor. topla dokunmaya çalışırken bir ayakta çok havaya kalkıyor. Şurada. temas noktası da üst baldır. Temas noktası üst baldır olduğu He. için tabanla net bir kırmızı kart. Yani burada dizini kırmış olması vesaire. Kurtarmaya şey çalışıyor evet. Çalışıyor ama sonuçta kayarak geliyor. Ayak çok yukarıda. Rakibinin üst baldırına geliyor. Temas bölgesi tehlikeli bir yer. Temas bölgesi tehlikeli. O yüzden bu tarz hareketlere yani biz müsamaha gösterebilecek birlik değiliz. Premierlik başka türlü bir yere koyabilir kart çıtasına. Çünkü Premierlik'te çok fazla olmuyor postum. Doğru. Gerçi son dönemde onlar da e, acayip zaman bir, zaman. son dönemde son 2-3 haftadır Premierlik'te de medya alay ediyor şey diyorlar video hakemler galiba erken Noel tatiline çıktı. Veya şey diyorlar işte Covid problemleri var video hakem masasında kimse yoktu <laughs> falan öyle karikatürler yapılıyor. İşte The Guardian'da, The Sun'da falan. Orada da şikayet var ama hani Premier Lig'in genel tablosuna bakarsan son 10 yılına 20 yılına çok fazla böyle sertlik içeren faul bize göre olmaz. Onlar başka bir yere koyabilirler kart standardı ama biz koyamayız. Yani biz burada kırmızı kart kullanmak zorundayız. Maç 3-1 olduktan sonra 90 artı 5. dakikada Hatay Spor'da El Kabi 6 pastan bir vuruş yaptı. Üstten yukarıya gitti. O da 3-1 olduktan sonra diyorum. O da kritik bir andı. Bu maçla alakalı ekleyecek bir şeyiniz yoksa Uğur Bey, bir de Gaziantep Alanya başından bir pozisyon benim çok dikkatimi çekti. Davidson'un 90 artı 3. dakikada penaltı beklediği 2-1 galip geldi Gaziantep Alanya karşısında. Alanya'nın kendi karesinde de bir gol attığını belirtmemiz lazım. Pozisyon bu. Davidson koşturuyor e, kol Burada burada devam kararı çıktı. Bilmiyorum. Bana öyle geldi ki net penaltı. Hatta çok net penaltı bilmiyorum. Bir izleyici olarak. David bir avantaj sağlıyor. Kolkır'ın önüne geçiyor. Kolkır orada uyuyor. David bir avantaj sağlıyor. Kolkır omzuyla itiyor. David sonu. Omzuyla Onun değil. Beraber. Omzuyla değil bakın. Bakın. Koluyla. Omzuyla değil. Eliyle. Koluyla itiyor. Şurada tamam, bakın. Dirseyle koluyla evet. itiyor. Günay da bu itmeyle beraber Davidson izlenince Günay topla daha buluşmadan Davidson'la buluşuyor değil mi? Daha Günay, dokunmuyor değil mi? Topa Günay. daha dokunamadan müdahale Davidson'a oluyor topu alamadan. Topu almış olsa sorun yok. Şimdi çarptı şeye daha topu almış değil Evet. Davidson evet önce Davidson'a temas ediyor. Değil mi? Tabii. Çünkü Davidson son avantaj Burada kaybetti. İki Gaziantep'li oyuncunun arasında. Var incelemesi yapıldı mı hatırlayamadım şimdi. Yapılmadı. Hakem hava atışıyla... Da... Ha pardon. Var çağırmadı. İnceleme ha çağırmadı. Çok özür dilerim. Çağırmadı. Hakem... E, hakem atışıyla başlatıyor maçı. Orada Davidson'un sakatlığı için duruyor belli ki. Sonra hakem atışıyla başlatıyor. Yani çok ilginç bir pozisyon. Burada ne düşünüldü? Acaba onu merak ettim sadece. Oyunun doğal akış içinde olduğunu düşündü. Hakem ama yani... E burada ama video hakem elinde... Elimiz... Bu itme normal mi? ya itmeyle beraber kalecinin de topa temas etme önce Davidson'a teması var ve Davidson'a o hareketli bozan bir temas bu. Bunda net penaltı olduğunu düşünüyoruz o zaman. Dolayısıyla ben iki zaten. Faal şüphesi var. Kolkar'ın faul şüphesi yeterli gelmiyorsa bile Günay'ın faul şüphesi yeterli. Orada bir kanıt var. Video kanıt var, orada elimde bir kanıt var. Günay topu alamadan önce Davidson'a faul yapıyor diye davet etmesi gerekir hakemi. Aynı fikirdeyiz diyelim. Ve de şimdi bakayım bakışımıza tamam bir ara daha vereceğiz değerli izleyenler. Aranın ardından da Hürriyet Gazetesi ve de Beşiktaş'la devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi geliyor ekranlarınıza. Sezon sonuna kadar buradayım. Beşiktaşlı Miralem Piyaniç devre arasında ayrılabilir iddialarına son noktayı koydu. Henüz her şey bitmiş değil. Özgüvenimiz yerine geliyor. Sakatlıktan beklenenden erken döndüm. Çünkü takımın bana ihtiyacı vardı. Trabzonspor kusursuz oynamıyor ama ligin en organize takımı onlar. Sergen Yalçın çok saygı duyduğumuz bir isim. Yaptıkları tartışılmaz sözleri başlık ve başlık altında görülmüş. Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pianic için dün e, açıklamalar yapmıştı. Pianic Karabeli ikinci zaferini arıyor demiş gazete. Önder Karaveli yönetiminde Kayseri'yi yenen Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş Göztepe karşısında Önder Karabeli ile ikinci galibiyetini arıyor. Bu akşam saat 20'de karşı karşıya gelecek evinde Göztepe'yi ağırlayacak Siyah beyazlılar kalede Roziye Bu bir sonraki sayfa mı geçtiniz siz dostlar? Ben Hürriyet'teyim. Hürriyetten. Heh. Beşiktaş'ın 11'ini şöyle okuyalım muhtemel 11'ini. Kalede Ersin, Roziye, Serdar, Vida ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Gezal, Josef de Souza, Piyaniç, Oğuzhan, Lerin ve Batşuay diye tahmin etmiş. Hemen o zaman az önce ekrana getirdiğiniz Sabah gazetesini de rica edelim. Orada ne tahmin edilmiş bakalım. Ee, Ersin Kalede, Roziye, Serdar, Vida, Rıdvan savunma dörtlüsü. Piyaniç, Gezal, Oğuzhan, Atiba ya da Josef demiş parantez içerisinde. Lerin ve Batşuay'ı. Ee, şeyi bekledim. Hani tahmin eden var mı diye. Güveni bekledim ama iki gazetede e, Güveni tahmin etmemiş, muhtemel 11'inde. Karaveli ile sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın geçici hocası alınacak sonuçlara göre takımın başında kalabilir. Beşiktaş Göztepe ve Konya'yı yenip 5 Ocak'ta Süper Kupa'yı alırsa Önder Karaveli görevine ligin ikinci yarısında da devam edecek. Ee, bu şey bu önerme, bu yaklaşım da çok sağlıklı değil. Yani şimdi hoca kendini ispat etsin diye mi? böyle bir sadece Beşiktaş için değil. Bizde genelde böyle bir şey var. Öndeki 2-3 maçı kazanırsa devam edebilir. Ya adam şansla da kazanabilir. E Önder Hoca'dan bahsetmiyorum. Herhangi bir teknik direktörden bahsediyorum. Ondan sonra üst üste 4 kere de yenilebilir. Bu bu yaklaşım bu isimle, A ismiyle, B ismiyle, C ismiyle ben sezon sonuna kadar devam etmeyi planlıyorum. Şu anda benim maddi, manevi ya da anlaşmak istediğim hoca hakkımdaki isim sezon sonuna kadar müsait değil. Ben bu süreci böyle devam edeceğim dersin, kararını verirsin ve devam edersin. Ya da bir isim gelecektir 3 haftaya, 5 haftaya oraya kadar zaten bu adam. Yani öndeki 2 maçı kazanırsa, 3 maçı kazanırsa sezon sonuna kadar devam edecek. Şey gibi yani yine şansa bırakıyorsun işini. Hiçbir planı programı yok, şansa bırakıyorsun gibi bir şey, bir durum yani. Öyle değildir herhalde. Öyle, öyle değildir elbette. Öyle değildir herhalde ama Bizim genelde işte, klişelerimiz var. Böyle yazılıyor, çiziliyor vesaire. Ya malum e, Türkiye'de e, kağıt maliyetleri son dönemde çok arttı. Kağıt maliyetleri arttıktan sonra gazetelerin personel maliyetlerinden kısma söz konusu oldu. Ve yani muhabirlik çok güç kaybetti. Ne yapıyor editörler? Hani masa başından e, bu sayfaları... Toparlıyor. Maksimum halde. evet, En iyi çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla ajans haberleri çok yüklü, çok baskın bir yer tutuyor gazetelerde. E, nitelik ister istemez son yıllarda düştü. Kimseyi suçlamıyorum. E, ekonomik meseleler diyelim hani gazetelerin eskisi kadar birbirinden farklı olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Bu Dur. çok yanlış bir önerme olmaz. Daha fazla birbirine benziyorlar ve daha fazla bu tip haber okuyoruz evet. maalesef. Muhtemelen Beşiktaş da tabii ki bu üç maç performansla bakacaktır. Karavelin ama sadece netice olarak değil. Ortaya koydukları, vaat ettikleri gelecek projeksiyon açısından bakacak. Hayır. Diyelim ki 3 maçı önümüzdeki 3 maçı kazanırsa Önder Hoca ile sezon sonuna kadar devam ediyor. E kaybetti. Ne yapacak? Arada hemen bir isim mi bulacak? Planda olmayan panikle bir isim mi arayacak koskoca takım? Vakit daralacak değil yani, mi? Çünkü sadece bir hafta boş. Yapacaksan Hatta neyse işte dediğiniz gibi değil. muhtemelen böyle değildir de bir hafta boş değil. İnsanlar maçı olduğu için çok kısa yok. zaman. E ee, yani boşu da yok yani. Doğru. Dışında. Şu anda bir plan yapmaları gerekir aslına bakarsan. Belki o müsabaka hani Serdar Vida Serdar'a yapılan yatırım, o tandem'in devamlı olup olmayacağı, Rıdvan'ın düzenli 11'de oynamaya başlaması, Can Bozdoğan performansları, güven performansları, Oğuzhan'ın kazanılması gibi kadronun genişlemesi, eldeki malzemenin daha verim alması gibi bir sonuç çıkarsa. Bir de Karaveli'nin iki maçta ortaya koyduğu veriler hep rakiplerin üzerindeydi. Pozitifti. Daha fazla topa sahip oldu. Daha fazla şut attı. Daha fazla ön alanda oynadı. Beşiktaş gibi oynamaya başladı özetle. Beşiktaş genetine daha yakın oynamaya başladı. Eğer yine e, bunu devam ettiren, bu verileri matematik olarak tabloya yansıtan, oyun olarak sağa yansıtan bir görüntü verirse elbette. Sadece tabela değil mesela tabii ki. Yani oyun olarak ne var diyor. Gelecek için ne ortak. Ne... Çünkü Beşiktaş bence yazın çok ciddi kadroya neşter vurmayacak. Zaten. Gerek de yok. Gerek de yok. Bir de bu yazda zaten ciddi yatırımlar yaptı. Ciddi takviyeler yaptı. Beşiktaş transferde işte Gezal gibi, Roziye gibi, kiralık veya değil. İşte Larin meselesi var önünde. Santifor'un değiştirdiği Batu Şua'yı kiraladı. Zaten bu sezon ciddi takviyeler yaptı. Kadrosuna. Gelecek yılda yine belli bir sayıda takviye yapacaktır. Ama bu kadroya faydalanmak durumundadır. O yüzden şuna bakacak yönetim. Yani Karaveli bu kadrodan maksimum verimi alabiliyor mu? En çok da nereden verim alması lazım? Beşiktaş'ın genç münüvesi var. Oradan alması lazım. Ve umut veriyorlar. 18 yaşındaki Serdar, Aynen. Güven, Can Bozdoğan, Rıdvan, Ersin. Bunlardan verim alabiliyorsa Montero. Onu da unutmayalım. Bunlardan verim alabiliyorsa Karabey ile devam etme ihtimalleri artar. Siz Montero'ya güveniyorsunuz. Bense oynadığı zamanlarda benim tercih hakkım olsun. Serdar'ı her zaman tercih ederim. Öyle söyleyeyim uzatmadan. Ama uzakmadan. ki stoperle sezon bitmez ki. Ben de Serdar tercih ederim. Zaten Serdar başlayacak. Vida ile şey olacağını, ikili olacağını tahmin ederek. Hayır ama toplam 4 e, stoper lazım size. Evet. Sezon genelinde. Yani ideal stoper ikilinin Vida Serdar olsun. Serdar sana 10-15 yıl hizmet etsin benim de hayalim bu. Ama toplam size 4 stoper lazım. Yeni sezonda da e Montero'da kaç yaşında? 22 yaşında 1999 doğumlu. Eğer onunla kazanırsan, ondan da faydalanırsan uzun süre o da sana hizmet eder öyle değil mi? Doğru. Bizim muhtemel 11'imiz var mı bu akşamki Göztepe karşılaşması öncesinde? Bir onda... de onda... servisi alındı Atatürk ve çok uygun bir paraya alındı. Yatırım yaptın, faydalanman lazım. Kalede Ersin, Rıdvan, Vida, Serdar ve Rozi'ye savunma dörtlüsü Atiba'yı tahmin etmişiz. Biz orta alanda Josef de Sozu'ya bir riski varmış. Larin, Oğuzhan, Piyaniç, Gezal ve en ileri uçta da Batshuayi. Tabii Şimdi, muhtemelen Piyaniç oynayacak altına Ya onu söyleyecektim. Ee, biz mi acaba şey yapıyoruz bunu gözlemliyoruz sadece? Diğer gazetelerde de yazılmaya başlandılar. Yılların artık. alışkanlığı var. Değil mi? Gözden kaçıyorlar herhalde. Ama Piyaniç oynuyor altına o ara. Ee, Kasıp Paşa maçında da Piyaniç oynadı. Fenerbahçe maçında da Piyaniç oynadı. Kayseri. Özür dilerim ya. Estağfurullah, Kayseri, estağfurullah. Kasımpaşa, Sergen Hoca'nın son maçı. Evet. Kayseri maçında da Fenerbahçe maçında Pjanić oynadı. Muhtemelen 6 numara Pjanić devam edecek. Güven bekler misiniz? Beklerim. İlk 11'de. Beklerim yerine. çünkü bir sıkışık fikstürün içindesin. Hafta sonu, hafta içi, hafta sonu. Dolayısıyla kadro derinliğinden biraz daha faydalanman gereken bir gün değil mi bugün? Bir soru daha. Güven oynayacak olursa şu dizilişte Lerin'in yerine mi olsanın yerine mi ne dersiniz? Bu dizilişte Şahin'in yerine beklerim ben. Lerin en uçta ya da Güven en uçta biri kanatta da olabilir. Yani şimdi Batu sezon boyunca tek santrifon olarak gitmesini beklemiyorsun değil mi? Bir şekilde Batu bir de istatistikleri de çok yüksek değil. Yani bütününe bakarsan tablonun. Evet, evet. Bir şekilde ya zaman zaman Larin'i santrifor kullanman lazım ya da güveni santrifor alternatifora oraya koyman lazım. Yani ben bu maçta Batu de kenarda oturtup ya güven yerlerinden biri sola çık biri santrifor. 4-4-1-1. O üçlü orta saha modelini genelde bozmuyorlar. Yani bir tane 6 numara, iki tane 8 numara. Piyaniç 6, Oğuzhan ve Atiba 8. Bugünkü beklenti o. 4-4-1-1 çok denemiyor Beşiktaş. Teşehre ile denemişti. Evet. Teşehre olduğunu ama şu anda zaten teşehre yok. Evet. Çünkü eline teşehre varsa onu ikinin santifor gibi kullandığın için 4-4-1-1'e dönebilirsin. Dolayısıyla büyük oranda mutabız bu 11 üzerinde değil mi? Beklenti bu. Beklenti bu. Belki güvenlerin ya da şu aynı yerine 11'de e düşünülebilir. Atiba'nın tabii performansı önemli olacak. Nasıl bir performans olur? Bu, bu cümleyi Atiba için kuracağımız aklımıza gelmezdi. Benim aklıma gelmezdi en azından ama nasıl bir performans olacağı bu akşam şey olacak. Ama ekonomik kullanmaya başladılar. Artırabilir performansı Atiba. Bir de Atiba. Yer itibariyle biraz daha önde oynarsa orada Aynı. da daha Aynı ekonomik, de. tasarruflu olarak şey yapılabilir. Ancak bu sefer de Oğuzhan Atiba orta sahası fiziksel yetersizlik münasebetiyle acaba fazla mı? Hmm. ...zayıf kalır, geçirgen Artık kalır. Artık İşte hani Piyaniç'i geride oynattığını düşünürse... Evet. ...o da bir risk teşkil eder mi? Ondan emin olamadım. Biri 29 yaşında Oğuzhan, 92'li. Biri 30 yaşında galiba Piyaniç. Biri de 38 yaşında. Mesela yaş ortalamasına baktığınız zaman... ...neredeyse 32-33 olan bir orta üçlü oluyor. Atiba aşırı yükseltiyor orada ortalamayı. Atiba aşırı yükseltiyor. O zaman öyle diyelim... ...şöyle diyelim hani 30 civarında... ...oyuncularla oluşan evet. bir orta saha diyelim. Haksızlık etmeyelim. Ama evet yani... İşin içinde can yok hani. Biraz Beklentim, şey dinamizm evet. olan bir oyuncu yok. Üçü de e, olgunluk dönemlerini yaşayan orta sahneler. için olacağını varsayarsak eğer, muhtemelen sahada olacağını varsayarsak Oğuzhan Atiba ikisinden birisi muhtemelen Atiba can olabilir mi acaba? Ha birinden feragat edip canı başlatabilir mi diyorsun? Olabilir. O dinamizm olabilir. eğer ki onu sağlamak için can olacak olursa Oğuzhan Piyaniç. Beşiktaş o dinamizme ihtiyaç duyacaktır. Göztepe'yi eee e, üçlü ki. savunma oynuyor Göztepe. Nensorial Maestrale de ki onun da biraz tehdit altında. Üçlü savunma orta sahada da Mbabodo ve evet, Obinna ve Soner gibi e, sert merkez orta sahanları da kullanıyor. Halil Dönmüş. Bu Göztepe için iyi haber. Sert orta sahanları kullanıyor. Acaba bunların sertliği Beşiktaş orta sahasına ee, nasıl bir reaksiyon şansı verir? O sert bir oyuncu. Ama alan bu bulursa 3 4 Beşiktaş, 2 bir oynayacaklarsa orta sahada Beşiktaş üstünü kurabilir. Beşiktaş orta sahası alan bulursa Piyaniç çünkü hiç boş geçmiyor. Tek pasla biliyorsunuz adrese teslim. Eğer alan verirse Göztepe, Beşiktaş'a dediğiniz gibi o sertlikten pek de fazla şey e, muhatap olmayabilir, yüz yüze Topu kalmayabilir. Topu havaya yani. kaldırmaman lazım Göztepe'ye karşı mesela. Atakan, Atınç, arsana geç. Özellikle Atınç, Arslan'a geç. Gökleri tertemiz bırak yapıyorlar. Yani orada top bırakmıyorlar. <laughs> Dolayısıyla Beşiktaş'ın yerden oynayabilecek bir oyun planıyla sahada olması lazım. Topu Batu Şah'a yeşirelim Leran'ı şeklinde değil. Kenar ortası olmaması lazım Beşiktaş'ın ana planının Göztepe'ye karşı. Murat'la Berkan da bayağı bindiriyorlar. Fırsat bulduklarında bindirme yapan bekler. Beşiktaş'ın hücum oyuncuları Gezzallerin Murat'la Berkan'a karşı biraz da uyanık davranmaları gerekecek. Bugünün diğer karşılaşması değerli izleyenler Beşiktaş Göztepe karşılaşması akşam saat 20'de oynanacak. Bugünün diğer karşılaşması ise saat 17'de Öznür Kablo Yeni Malatya Yukatel Kayseri konuk edecek. Söylediğimiz gibi programa başlarken Öznür Kablo Yeni Malatya da ligin alt sıralarında yer alıyor. 19. sırada 14 puanla Yukatel Kayseri da çok rahat olduğunu söyleyemeyiz. Kayseri da 15. sırada 20 puanla. Kayseri Spor'un 5 galibiyeti, 5 beraberliği, 7 mağlubiyeti var. Malatya Spor 4 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle bu akşam karşıya çık, karşı karşıya gelecekler, sahaya çıkacaklar. Alt sıraları da ilgilendiren kritik bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Saat 17'de başlayacak maçın. Şimdi bir sonraki her iki maçta da takımlara başarılar dileyelim. Bir sonraki başlığımız şuradan bir saniye takvim gazetesine gidiyorum. Takvim gazetesinin başlığı kara tablo. Galatasaray 3 yıldır hem sahada hem kasada çok büyük hüsran yaşıyormuş takvim gazetesine göre. 225 milyon euroluk kara tablo sarı kırmızılılar. Son 3 sezonda kasasında tam 200 kasasından tam 225 milyon euro çıkardı. Buna karşın 92 lig maçının sadece 47'sini kazandı. Bu sezon zirvenin 21 puan gerisinde kaldı. Taraftarlar ilk kez bu kadar yüksek sesle Fatih Terim ...istifa ifadesini kullandı. 225 milyon euro biraz fazla değil maaş mi? Maaş artı bonservistir herhalde. Yoksa olamaz yani. Yani. Şöyle bakıyorum burada şey de vermiş. Son 3 sezonda servis kira ödemesi. 2021-22 25.3 2020-21 4.6 2019-20 sezonu da 9.5 milyon euro. Toplam 39 ediyormuş. Ha son 3 sezonda maaş ödemesi... 184 milyon euro. Şimdi orada haksızlık etmeyelim. Bir defa Galatasaray zaten sattığın kadar alabilirsin. Kıskacı içindeydi. UEFA ile böyle bir evet. anlaşma içindeydi. Mesela 2018 da söyleyeyim ben. 2018-19'da mesela Ozan Kabak, Yeri Rodriguez sattılar. O parayla transfer yaptılar. Yani dolayısıyla denk bütçe yapmak zorundalar. Bon servis de. Bon servis kastediyorum. 2019-20'de Fernando'yu sattılar. Mitrolunu sattılar. İşte ona göre transfer. Louis Ndama'nın bonservisinde otomatik olarak aldılar. O da bonservise denk bütçe. Bu sene ilk defa 2020-2021'de denk bütçe. Bu sene ilk defa 2021 22de o kız kaç tane çıktı Galatasaray ve 25 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dolayısıyla bonserviste o dediği 3 sezonda bonserviste eksi 25 yazabilirsin sadece. Bu sezon o da. Evet. Ayrıca bu sezonda bu 25 milyon euro harcadı. Karşılığında ekmek su patates mi aldı? Yok. Oyuncular kadroda değil mi? Aynen Mesela Çıkal bon servisi bir asettir bu. Doğru. Elinde. Kerem Aktürkoğlu'nun bon servisi bir asettir. Ee, Nelson'un bon servisi bir asettir değil mi? Nelson'u sayıp tabii canım. 7 milyon euroya Nelson'u aldım 1 milyon euroya düşmedi bu Elbette. adam. Satmaya kalkarsam bugün yine herhalde 7 veya daha fazla. Marka paldırsın. o vesaire sayarsın. Marka dünya ama bu sezon altlarını söylüyorum. 25'i harcadığı yer yani özellikle Nelson ve Çıkal çok para harcandı ya. Onlar muhtemelen markette yine karşılığı olan asetler. Orada bir haksızlık yapmayalım. Bon servis tablosu ama maaş tablosuna gelirsek zaten Türk futbolunun kanayan yarası. Maaş, yüksek tab maaş Maaş tablosu da sadece bu yılın ya da geçen yılın meselesi değil. Hep böyleydi. Hep böyleydi. Yani ben Ünal Aysal döneminde de hatırlıyorum Galatasaray'ın çok büyük üzerine maaş yükü olduğunu ve Aysal'ın bunu azaltmamız. 65 lira çıktı. Azaltmamız lazım. 40 çekmemiz lazım dediğini. Hatta Adnan Polat'ın bununla ilgili eleştiri yaptığını. Benim dönemde maaş bütçesini ben 35-40 çekmiştim. Aysal döneminde tekrar yükseldi diye eleştiri yaptığını da hatırlıyorum. Bu yani Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de zaten bu kadar biriken borcun sebebi bonservis ödemesi değil ki maaş ödemesi. Çok yüksek maaş ödüyor evet. olmamız. Ama bu konuda da ben Galatasaray'ın maaş bütçesini Burak Yalmaz'ın açıklamalarını hatırlıyorum. Maaş bütçesini kıstık diye anlattığını. Ki ondan önce Mustafa Cengiz zaten ciddi neşter vurdu maaş bütçesine ve TL'ye dönüş de var. Zaten yasa da var. TL'ye dönmenle ilgili. O yüzden bu analizi, bu finansal analizi daha derinlikli yapmak lazım. Haksız etmeyelim. Zaten burada asıl söylenmek istenen e, bu kadar para harcandı. Tamam plan program maddi olarak doğru yapılmış. Bunun hakkında bir şey yok. Bu, i̇ddia edilen bu değil. Karşılığında puan alınamadı diye bir durum çıkıyor ortaya. Bir kere Şampiyonlar Ligi var o 3 sezonda. İki kere mi var yoksa? Bir kere var. Bir kere var. E Şampiyonlar Ligi'nin gelirleri. Bu sene Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi'nden gelirleri elde etti. E Süper Lig yayın havuzundan elde edilen gelirler var. Yani tamam harcamaları anlıyorum. Gelirlere de bakmak lazım. Eksi de olduklarını biliyorum Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin hepsinin borçlu olduğunu biliyorum da. 3 sezon özelinde hani daha derinlikli finans analiz lazım. Aynı vakit var mı? Peki. şok eden Yunus iddiası vardı. Attı attığı iki golle Galatasaray'ı yıkan genç yıldız sezon başında Fatih Terim tarafından gözden çıkarıldığı iyi bir teklif gelmeyince mecburen Adana Demirspor'a kiralandığı öne sürülüyor diye bir iddiayı gündeme taşımış ama vaktimiz yok hafta yani yarın tekrar vaktimiz olursa konuşuruz zaten iddia bu ee, değerli izleyenler özellikle altı çizilmiş diyelim ve bitirelim. Uğur Melke. çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.